Evet. Sazdın, gezdin, aman aman aman, incecik siktin, aman aman aman. Giderek siktin bizi zaman. Giderek üzdün bize zaman. Evet, nasılsınız? Duman'ın Aman Aman şarkısı Türkçe rock tarihinin önemli şarkılarından biridir. Mert Günhan'ın bu şarkıyı böyle ayıp kelimelerle değiştirmesini takdir etmiyorum. Bu kim? Bu adam kim? Bilmiyorum, bu adam bir yerlerde var ama. Var Kesinlikle bir var. yerlerde Var var. böyle hissediyor. Öyle, Türkçe rock tarihinin önemli lisedeyken benim üzerimde çok büyük etkisi olmuş ve bir sürü müzik grubunun başlamasına sebebiyet vermiştir. Böyle sikli soklu olarak değiştirerek ne amaçlıyorsunuz? Bir Var yerlerde var. böyle bir adam olsun. Mösyö adam, mösyö bu. Var var ben Ha, bu tanıdım. Monsieur Duman, aynen. Böyle bu Evet. konular, aynen, bazı konuların Monsieur'leri var abi. Yani ve bir yerlerde çok alınıyorlar böyle taşak geçirmesine. Yani herhangi bir konu olabilir böyle bu arada. Evet Bence evet. senle ben de bir tek konuların Monsieur'süyüzdür bu arada. Böyle stik sok, ne bileyim mesela şey Gundam, sen de öyle mi mesela? Gundam'la ilgili bir böyle bir şey yapsa, hani Gundam bahsediyor, robotlar var, stik sik geziyorlar falan. Böyle anlatsa bozulur musun? Ya belki 2-3 sene önce çok bozulurdum da. Yani Şimdi daha çil bilmiyorum. mi diyorsun? Ya ne bileyim lan şey falan derim herhalde. İçten içe şey falan derim. Ha bilmiyor falan derim. Ha, cahil falan yaparsın. Ha, Ha. okey. İçten içe bilmiyor falan derim işte. Ama o, ne bileyim 2-3 sene önce olsaydı belki daha böyle bir küfür ederdim ama. Bilmiyorum yine edebilirim gerçi ya. Ben çok da bilemiyorum ama içten çok içten olmaz yani. Hani şey olmaz abi. Hani böyle bir Evet. Öyle bir ciddi. nerd, güzel bir Monsieur Rage. Evet evet yani ciddi ciddi alınmalı bir mösyölük olmaz yani hani. Aman Evet. Allah'ım bu Aynen. insan bu insanlar da bunları bilmiyor. Onlara sadece acıyorum tarzı çok ciddiye almam yani. Hani belki bir anasına söverim. Vay amına kodumun köylüsü falan derim yani. Onu Anladım. ha. Cahil de bak. He, aynen. Ertuğrul hoş Hoş geldin. geldin O sebeple çok sende var mı öyle bir şey? Sende de yoktur bence. Ya, o Sana kadar yok abi ama benzer bir şeyleri ben de ne bileyim böyle işte tenle ilgili falan yapılsa şey yaparım. En kolay tetiklendiğim konu çocukluğu, eğer çocukluktan kalma olduğu için yani tenle ilgili böyle stiksik konuştuğu zaman falan oluyor. Onun dışında müzik grupları herhalde olmaz. Gülsü Radio'ya şarkıların sözlerini falan sikti soklu değiştirse hiç sikimde olmaz gibi düşünüyorum şu an. Başka bir şey de bir şey yapamıyorum yani. Ya Hoş geldin Melkbu. tentenle ilgili ne olabilir ki? Ya mesela şeyden biraz tetikleniyor mu abi? Yani daha doğrusu tetiklenmiyorum da bir an içinden bir nerd çıkıyor. Yani o nerd kaynıyor yukarı doğru. Birileri mesela Hörje'nin ilk dönem ırkçılığından bahsettiği zaman otomatikman bende şelalesi başlıyor abi. Evet ama çok gençti işte. Zaten dönemin yükselen ırkçılığından etkileniyordu. 19-20 yaşındaydı bunları yazdı. Sonra kendisi çok pişman oldu. İşte özellikle arkadaşı Chang'la tanıştırması onun hayatını değiştirdi. Her gittiği yere asistanını yolladı. Bundan sonra Tenten'in maceraları geçeceği yerlere asistanını yollamaya başladı. Hatta Mavi Lotus da bununla ilgili Tenten'e de özür dilettirdi falan. Hani anladın mı? Böyle hemen bir dökülesim geliyor. Oğlum o da nasıl işmiş? Bir öyle tetiklenmeler yaşıyorum. O da Hoş nasıl geldin işmiş? Abdullah Arctic Horses. Hı? 32 ayında Arctic Horses, Abdullah da 16. ayında 32. hoş geldiniz. Şey ol iş olarak yani seni böyle bir tane çizgi romancı tutsa ve dese İlkcan dese ben böyle böyle yeni kitaplarımı yazmadan önce birileri oraya gitsin görsün istiyorum. Sen benim yerime gezer misin dese. Ben çok üşeniyorum Oğlum gezmeye. çok iyi olur. Ben çok iyi iş değil mi? Ama bir noktada ben şey gibi çıkarım oradan. Kim gibi? Bir örnek gelmedi aklıma. Böyle sanki yardımcı yönetmen ama sonra kendisi de yönetmen ya da böyle asistan koç ama sonra kendisi de koç oluyor falan gibi. Mesela Mikel Arteta diyeceğim ama hiç yani alaka. Anladın mı? Öyle aradan hani ben bir belli bir tecrübe edindikten sonra ben kendi hikayelerimi yazayım lan falan olurum. Bu Hörje'nin asistan abileri öyle oldular mı bilmiyorum hiç. Belki olmuşlardır lan. Ya olmamış da olabilirler kanka. Belki de bana bu kadar macera yeter. Bir de kendimi yazmak istemiyorum. Ben yaşadım onları. Yazmama gerek yok demiş de olabilirler. Belki de ama öyle çok macera yaşamaya gitmiyorlardı bence onlar. Yani Hörce onlar gitmişken yaşıyorlardır belki de. Bence Hörce onlardan daha çok şey gibi istiyordur. Hani abicim şu hani bir bol bol fotoğraf çekin. Şu dağ nerede? Hani şu şehir nasıl duruyor?
İnsanlar ne diyorlar, böyle bir lafları var mı, hani böyle bir nasıl giyiniyorlar kostümlerinden falan, ama öyle bilgi toplamışlardır yani. Beni diyorlar ki Muşin hoş geldin. Güzel iş ama kıyak iş bence. O dönemin Tabii lan. Belçika'sında, o dönemin Belçika'sında yapılabilecek bir iş yani bayağı. Tabii lan. Tabii oğlum. Yani işte kaçlardan söz ediyoruz? İşte Hörje'nin ilk dönem işlerini saymazsak, ırkçılık yaptıkları, bu iş yaptığı yer Mavi Lotus'tan itibaren başlıyor. 40'lardan sonra, yani 50'ler 60'larda Belçika'da ne yapacaksın oğlum? Meslekler arasında benzeri o kadar seçenek yok. Ya kanka bir de ona tam olarak ırkçılık diyebilir miyiz? Kongo Dağı'nın orijinal versiyonları bayağı ağır ırkçı abi. Yani Ya abi ırkçı da diyebiliriz yani yani onlara. ama bak şöyle bir ırkçılık bu yani. Ne derler? Bilmiyorlarmış yani anlatabiliyor muyum? Kötü niyetli değil de bilmiyorlarmış. Onlar öyle sanıyormuş. Ya işte evet, zaten ama ırkçılığın %90'ı cehalet ya abi zaten. Ama kasti bir şekilde bir o, hayır abi ırkçılık bence o cehaleti kasti bir şekilde şey yapmak. Yani cehalet E olmuyor tamam artık canım, bence olsun yaptıktan ya. sonra. Yani sen ırkçılık yaptıktan sonra o artık cehalet diye nitelendirilemez. Sen ırkçısın ha falan diye nitelendirilir yani. Evet işte şeydeki de abi, yani Kongoluların genel olarak oradaki ilk çizimdeki tasviri çok ağır. Sonra öyle kendisi bir posta daha üzerinden geçiyor zaten. Bir sürü şeyi kaldırıyor, siliyor falan. Ben mesela orijinal ırkçı versiyonunu okumamıştım çocukken. Çocukken bizim satılan versiyonları Türkiye'de Hörje'nin yetişkinliğinde bir posta pişmanlar üzerinden geçtiği versiyonuydu. Onlar ondan sonra ya biraz da toplamıştı yani onları, anladın mı? Yani sonra daha az bir şey hale getirmişti yani. Orada artık böyle agresif stereotip gibiydi bize ulaşan versiyonunda. İyi. Ötekisinin artık bir de yani Belçika'nın Kongo ile olan ilişkisi, hani artık yani biliyor olman gerekiyor hani koloni yani, ama işte o yaşlarda tam anlayamıyorsun. Gazsın, etrafında herkes ırkçı bağıra bağıra zaten falan. Bütün Avrupa'da hayvan gibi bir şeyin nefreti var. Yani koloniyel dönemden inni çıkılıyor falan. O Dur. yüzden öyle bir şeye girmiş adam da yani. Öyle bir kafaya girmiş. Korsanlar hoş Korsanlar geldin. hoş geldin. Yiğitcan'ın sesini biraz şey yaptım arkadaşlar. Gainini azalttım. Umarım daha iyi olmuştur. Aynen. Azar yazmış zaten çok iyi şu an diye. Ha, iyi. Yani neyse sonuç olarak şey de diyemezsin yani. Bilemiyorum ya. Adam adamda çok adamın içinde yokmuş demek ki yani. Anlatabiliyor muyum? Hani şey Yok, gibi olmuş. evet. Vasiktir çok Aynen. yanlışmış falan hani bu şey gibi değil Aynen. bence. Adamın bilmem kaç sene önceden ırkçı çizimleri varmış da bilerek yapıyormuş falan gibi bir şey değil. Adam sonuçta şey dememiş. Yo hayır bence gayet normal bir tasvir falan dememiş yani. Aha siktir ayıpmış Evet. lan bu falan olmuş herif. Aynen. Gençlik hatasının, tabii canım, ben aynı şekilde düşünüyorum kanka bu arada. Yani bir de bu tip yanlış düşüncelerden dönüşleri bence takdir etmeliyiz ağzımızda, ki yanlış düşüncelere sahip olan insanlar dönüşler yapabilsinler. Yani onu da alan bırakalım yani. Mesela biz de eskiden sürekli gay ve cinsiyet şaka yapardık. Sonra bunların yanlış olduğunu öğrendik. Değil mi? Ve artık yapmıyoruz. Evet. Niye öyle bir şey gibi dedin bunu? Sanki hala yapıyormuşuz gibi Estağfurullah niye dedin? canım, yapmıyoruz. Artık bundan sonra yapacağımız şakalardan önce bir asistan tuttuk kendimize. LGBT Ha, ve önce o yapıyor. feminist Önce o bir götten komiteleri veriyor. yolluyoruz. Asistan. Önce o bir gidip böyle tehlike bölgelerinde bu şakaları yapıyor. Sert Twitter'larda falan. Ha, götten veriyor. Önce. Gay şakası yapmadan önce. Asistan. Asistan. İşte evet, aynen. Ya tam bunu böyle diyebilirsin yani hani. Bir Aynen. söylemek bir Yani böyle bir bunu artık benim kadar şey değilsin. Onu fark ediyorum. Benim kadar bu kelimeleri kullanırken bir iki kere düşünüyorsun yani. Mesela diyebilirsin oğlum bir şey yok. Götten ver be. Diyebilirsin yani. Bir şey yok. Günah, artık dediğin timeline nerede kırıldı zannediyorsun? Bilmiyorum. Yani galiba şeyde Tunus dönemi sana bir şeyler oldu. Tam Tunus dönemi sana bir şeyler oldu. Kanka Bilmiyorum. sanmıyorum oğlum, ben yani şurada bak 5 yıldır yaptığımız programın takipçileri var. Ben ne zaman senin bu tip tabirlerinle denk ikledim? Böyle bir şey konuşmamızı hatırlıyor musun? Böyle, kanka karı geldi, ben de bir siktim. Ondan sonra bir tane ibne var, o da götünden veriyor.
Ya tamam ha, ben Böyle bir zaten böyle bir koç. konuşma yap demiyorum sana. Normal muhabbetlerin arasında böyle şey, böyle örnekler verebilirsin diyorum sana sadece. Yani İşte bunlar tamam, yok. Ne zaman hatırlıyorsun verdiğimi? bilmiyorum işte bir sanki eskiden daha çok ediyordun gibi böyle muhabbetler. I don't know bro. Bra. Bilmiyorum yani. Bra. Nasıl Yok abi. bra? Bra. 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 Çok rahatsız edici oldu Bra. bra. Bra çok rahatsız edici. Tabii canım. Aşırı düşük bir şey. Şeyden mi takıldı ağzına? Bu Instagram, TikTok dünyasında bu Zoolander sahnesi meme oldu ya. Oradan mı geldi? Bu Abi excuse me hayır. bra falan Abi diye bir sahne meme hayır. oldu. Ama biliyorum o sahneyi. You're excused, bra falan Bra, dedi. aynen. And I'm not your Aynen. bra falan, I'm aynen. not your bra pal. Neyse abi şey oradan gelmedi. Genel olarak çok yavşak bir ağız olduğu için kullanıyorum. Bra. Yani Tabii canım, aşırı. bro. Bir insanın bir insana söyleyebileceği en yavşak hitabet şekli falan ha, bu Normalde arada. Yani. hard R ile bro diyordum. Bro falan yapıyordum. Ha. Şimdi bra yapıyorum. Daha böyle yayarak bra yapıyorum. Söylemesi daha rahat bu arada. Hani böyle atmosfere yavşaklık salıyorsun gibi oluyor bra. Bra. Tabii Bra tabii. Tabii canım. bra Hemen sırtına bir tane surf tahtası bulmak istiyorum mesela. Böyle yani bra sen bra bra. bra deyince ama hayalinde böyle ha, aynen. Daha da kötü hatta. Point Break gibi bir aksiyon da yok yani. Yani just chill bra falan, anladın mı? Hani böyle sakin olalım dostum. Ya Böyle o da sadece çok surf chill. değil, O da tırmanış çok chill. Oğlum o ne tuhaf bir filmdi ya. Point Break. yapalım. Abi ben televizyonda izlemiştim yıllar önce. Çok hayal meyal şeyler hatırlıyorum hakkında yani. Keanu Reeves plajda koşuyor falan, böyle kareler var sadece. Oğlum Kanal D'de yani. falan izledim yani. Neydi onun Türkçesi? Türkçe ismi de komik bir Aa, isim vardı. hiç Kırılma bilmiyorum noktası mı? da. Öyle bir şeydi. Hiç, kırılma noktası yine iyiymiş de filmin de onunla da hiç alakası yok yani. Hani böyle bir şey gibi de değil yani. Hani aşırı. Ya, abi çok tuhaf bir konusu var filmin. Yani sörfçüler meğerse bu sörfçüler illegal bir çetenin üyesi ve çok da tehlikeli bir çete. Ve bu ve ya evet, yani gündüz sörf yapıyorlar, akşam suç işliyorlar. Evet oğlum. Yani gündüz sörf yapıyorlar. Dalgaların kralları böyle. Hatta şey oynuyordu. O başlarındaki sarışın herifi. Hatırlamıyorum şimdi. Neyse Owen Wilson gibi bir herif oynuyordu galiba. Yok yok, şey Owen dur, Wilson önümde değil, Owen Wilson'ın ya daha yakışıklı bir versiyonu gibiydi sanki. Abi Patrick Ha. Swayze oynuyormuş bir karakter, Ha. aynen. Tamam işte Owen Wilson'ın daha yakışıklı versiyonu. Patrick Swayze. Bunlar gündüz sörfçü, akşam illegal. Keanu Reeves de bu çeteyi çökertmek için bir görev alıyor polis. Yani saçmalığa bakar mısın? Komiseri sana ne diye anlatacak onu? Yani? Ya bir tane çete var. Bunlar Beyblade oynuyor bunlar gündüzleri. Yani Pokemon Magic oynuyor bunlar. Magic oynuyorlar gündüzleri. Akşamları da suç işliyorlar. Senin Magic öğrenmen lazım Keanu falan. Ve Keanu Reeves Evet. böyle draftlara gidiyor falan böyle işte Magic öğrenmeye başlıyor. Onların muhabbetleri arkadaş falan oluyor bilmem ne böyle onlarla. Yani bir tuhaf bir film. Kimin aklına gelmiş? Sörfçü olması ekstra bir tuhaf ama herhangi bir şeyde yani şey daha okey olabilirdi belki. Anlatabiliyor muyum? Yani bilmiyorum. Güzel ama bence. Şey olayı çok güzel bence yani. 90'larda böyle filmler yapılıyor olmaz. Çünkü 90'larda bence çok fazla tuhaf film yapılmış. Yani şeyleri falan geçiyorum. 70'leri 80'lerde başlıyor zaten de ama tam 90'larda böyle şey noktası. Abi bulabildiğimiz bütün boku yapıştıralım. Ve her boka da bütçe bulmuşlar yemin ediyorum. Burada arkadaşlar like atmayı unutmayın yayına sevgili alttan Aynen. tayfa. Like'ınızı atın. Hümeyra sen de hoş geldin. Birinci senemiz kutlu olsun. Hoş geldin. Şey. Lan ne diyordum? 90'larda ben şeyi anlamıyorum yani film yapmak mı ucuzmuş? Efektler mi ucuzmuş? İş gücü mü ucuzmuş? Yani ne olmuş da birdenbire böyle 3D dünyaları hafif hafif geldikçe böyle insanlar şey mi olmuş? Hadi abi şimdi tam zamanı artık her şeyi yapabiliyoruz sinemada. 90'lar boktan bir Rönesans gibi çünkü bu konuda. Çünkü çok iyi filmler de var ama çok kötü filmler de var. Çünkü herkes film yapmış. Yani evet abi, doğru diyorsun. Bir patlama var gerçekten. Çünkü yani şimdi mesela bizim çocukluğumuzun özellikle bir Kanal D'de belli bir saatte, Star'da belli bir saatte, film kuşağında falan yayınlanan ikinci, üçüncü sınıf filmleri de çok fazla vardı. Ama bir yandan da şeyle kıyasladığımız için de hataya düşüyor olabiliriz abi. Şimdi o kadar film yok ya. Çünkü
Şimdi eskiden sadece film çekiliyordu. Sonra bir ara 2000'lerin başında bir televizyonun altın çağına girildi. Sopranoslarla işte Wire'lar, HBO'nun başını çektiği şeyle beraber. Sonra bir anda televizyonda kaliteli iş yapılabiliyormuş lan algısı oldu. Çünkü ben şey hatırlıyorum, eskiden altın kürelerde falan, Amerikan şeylerinde falan şey şakası yapılırdı hep böyle. Ya, televizyonda oynayan aktör işte biraz da hayatında kaybetmiş, kariyerinde biraz daha loser mertebeye gelmiş bir aktör falan gibiydi yani, anladın mı? Hani muhabbet oraya geliyordu biraz. İkinci sınıf bir şeydi yani televizyon. Şimdi mesela Point Break diye bir fikir aklına gelse birinin, abi Surfçiler falan, Netflix'e dizi çeker bunu. Yani ya mini dizi çeker ya full dizi çeker yani. Ama film diye çekmez onu. Yani şimdi az film çekiliyor. O yüzden onunla kıyasladığımız için de çok fazla görüyor olabiliriz yani belki de. Burada pragmatik zeka hoş geldin 5. ayında. Ya Hoş geldin. bizde sinema bitti ha. Bizde bitti yani Türkiye'de. Şimdi tekrar şey muhabbet diyeceksin de tabii abi her şey bitti Türkiye'de diyeceksin de. Yok, onu demeyecektim ya. Bence dünyada sinema bitti diyecektim. Ama Türkiye'de böyle daha sert bitti gibi oldu ya. Böyle Türkiye gerçekten tam 90 bak Olabilir. 90'lardaki bak 90'lardaki o ivmede bence Türk sineması bir şeyler yakalamış yani. Çünkü 90'lara bakıyorsun. Gemideler var, işte ne bileyim Yavuz Turgullar var, işte Eşkıyalar var, ne bileyim daha sonra bir 90'ların sonuna doğru özellikle Nuri Bilge Ceylanlar var, Zeki Demirkubuzlar var. İşte şimdi çok seyrek artık böyle bir tam 90'larda böyle şey gibi oluyordu sanki bir atağa kalkıyor gibiydik çok çok iyi filmler geliyordu. Sonra birdenbire ha yok bir dakika ya biz böyle hep beraber burada Anadolular olarak aptalız biz olduk gibi biraz sanki. Ve Bana şey gibi geliyor abi. Ha, pardon, özür bitir. yo yo bunu diyecektim. Sen devam edebilirsin. Ya şey gibi geliyor abi, 90'lardaki o atılım. Ben mesela hiç geri ziyaret etmiyorum şahsen. Çünkü bir yandan da böyle bir Cem Yılmaz'ın vaktinde bir gösterisinde işte Türk sinemasındaki ağlama dönemi diye anlattığı bir şey gibi geliyor bana. Anladın mı? Böyle ağır ağır işte o yani, hani işte bu anlattığın filmlerin yanı sıra bir yandan da işte Mustafa Altıoklar filmleri. Böyle, anladın mı? Hep böyle bir ağırlar sosyal mesajlar falan, böyle bir gereksiz bir şey, ciddiyet, bir böyle mağruriyet falan, böyle bir şey havası var. Sonra 2000'lerde abi, 2000'lerin başında bir şey, Vizontele şeyi yaşandı. Rönesansı yaşandı. Ondan sonra böyle bir Vizontele artı Gora üzerine gelince komedi filmleri bir şey oldu. Hani Abi. bayağı böyle komedi filmi. Sonra bir 2000'lerde komedi filmi şeyi yaşadık ya hep beraber. Hani Abi tam. bir ara ne kadar boku çıkmıştı, hatırlıyor musunuz? Mehmet Ali Erbil'in senede 3 film çıkarttığı böyle bir 3-4 senelik periyot var. Hani Tam. Keloğlan bilmem neye karşı, Havam Sınıf Ucuna Evet. karşı falan. Tam Cumhuriyet döneminden sonra Atatürk'ten sonraki dönemde bence Türk sineması şeyi deniyor önce. Çok daha böyle hani biz de bunları yapabilir miyiz? Bak Batılılar da yapıyor. Hani biz de belki film yapabilir miyiz? Noktasına geliyorlar ve işte ilk Yeşilçam'ın şeyleri orada atılıyor yani. Kökleri orada atılıyor Yeşilçam'ın ilk. Ve ilk çok Aynı uzun bir süre ışıklar şey falan. aynen çok ilk uzun uzun bir süre şey yapmışlar sadece. Diğer batıda gördükleri filmleri kopyalamışlar. Abi işte hani biz de kendi Casablanca'mız yapalım. Abi işte hep böyle romantik filmler hep böyle klasik yurt Aynen. dışında gördüğüm şeyleri kopyalıyor. Sonra bir şey olmuş ve daha böyle 70'lere doğru, 60'lara doğru, belki daha 80'lere, Aynen. belki daha 80'lerin başına doğru falan bir şey olmuş. Abi bir dakika bizim hakikaten Anadolu'muz var. Anadolu'da çok komik örnekler var. Aslında bizim güçlü kasımız komedi. Çünkü yani köy hayatı çok komik. Anadolu insanı çok komik. İşte bu komedileri çok komik. Bak işte Nasrettin Ya Hoca da mahalle çıkmış. hayatı. Ya da O mahalle Ertem hayatı. Eğilmez'in işte Münir Evet. Özkul, Adile Naşit filmleri falan. Evet ve bakın insanlar çok gülüyor bunlara. Yani hani bizim komedi yapmamız lazım. Türk insan olarak bizim de güçlü. Çünkü Bollywood diye bir şey var ya mesela. Ve yani Bollywood'a bakıyorsun ve günümüzde hala bu bir takım Bollywood kuralları geçerli. Yani bize çalışmasa bile demek ki çalışıyor yani. Globalde izleniyor çünkü Bollywood. Bir şekilde öyle ya da böyle özellikle Orta Doğu halkları tarafından izleniyor Bollywood. Şimdi bizdeki bu şey muhabbeti abi işte kendi komedimize eğilelim falan muhabbetinden sonra tam 90'ların başında şey deniyor. Abi tamam okey yeter artık hep komedi yapıyoruz ve evet çok komik şeyler var Anadolu'da. Fakat bu komik şeylerin çıkışı çok trajik köylü problemleri, şehirliyle köylünün çatıştığı, medeniyet sıkıntılarının olduğu ve de işte kuşak çatışmalarının yaşandığı, gelenek ve göreneklerin
medeni köy, çoğu Anadolu'nun yaşadığı gibi tepedenin ve medeniyetle baş edememeleriyle alakalı olarak başlarına gelen paradoksları gerçekçi bir şekilde inceleyelim oldu. Ve işte sonra şeyler oldu zaten. Bu senin dediğin gibi inanılmaz drama filmler. İşte yok babam ve oğlum Muhsin tarzı, Beyler. Muhsin Aynen. Beyler. Aman işte köylüler de Ağır şehre geliyor. romanlar. Ağır Aynen. romanlar. Aman çarpık kentleşme. İşte çocuklarımız dışarı çıkamayacak. İşte gemideler, işte beyaz kadın ticareti artıyor. Aman ne yapacağız şehirlerde? Ama işte bunlar da köylerden gelip kahvelerde oturup çatık kaşlarıyla sigara içip kızı kırkı kırmızı kızımızı rahatsız ediyorlar, çatışmaları falan. Aynen. Bunlara bir düşüldü 90'lar, ama 90'larda böyle hani çok kaliteli yapıldı bunlar. Pek çoğu çok kaliteli yapıldı. Yani hani Tabii benim tabii. hani şeye hindsight'ta geçmişe dönüp baktığımda mesela Gemide gibi filmlerde ya da Lale Lili Biraz İzle ya da işte ne bileyim bütün şehirde geçen o tuhaf karanlık filmlerde Loika Hoş Geldin 17. ayında onlarda Hoş gördüğüm geldin. bu iyi çekilme ve iyi oyunculuk, hani adam gerçekten Tabutta Röveşata mesela, aynen bak chatte de yazılı şimdi, hani bakıyorsun konusuna bir tane kahvede kalan bir herifin bir tane eroinmen bir kadına inanılmaz bir melankolik bir ortamda aşık olması falan. Ve onun için her şeyi yapabilecek duruma gelmesi. Ama kaybedecek hiçbir şey de yok. Ama kaybedecek çok şey var falan filan. Yani izliyorsun. Ya film gerçekten 2-3 mekanda falan geçiyor kanka. Yani harbiden oyunculuk götürüyor filmi. Yoksa çok çok aşırı ilginç bir hikayesi falan yok. Bir tane kadın var işte eroinman. Mahzun kadına aşık oluyor. İşte ama kadının durumu farklı falan. Aynen Arda hoş geldin. Ve yani ama o kadar iyi oyunculuk var ki, o kadar iyi sinematografi var ki, işte o kadar iyi kurgu var ki, o kadar iyi müzik var ki. Çok yüksek kalitede çekilmiş yani. Hani esasen kaynak materyalde bir şey yok ama çok güzel yapılmış. O yüzden ben 90'lar filmleri izleyince hep şey diyorum. Vay amına koyayım yani hani şimdi bunu yapsan olmaz biliyor musun? Yapamaz. Pek çok şeyle alakalı. Yani o kendi dönemin şartlarını çok zamansız bir şekilde evoke etmeyi başarmış filmler yani. Şu anda yapsan, mesela bak şey izleyemedim, çok merak ediyorum. Şu Yanan Günler mi? Burning Days. Kurak Günler. Kurak Günleri izleyemedim. Çok övüyorlar Kurak Günleri. Hala izleyemedim. Net'e de Hiç düşmedi yani. bilmiyorum. Sinemada da gidemedim. Ya abi öyle bir film çıktı. Böyle şey gibi diyebilirsin. AKP iktidarının ya Türkiye'yi anlatıyor. Türkiye'nin şu andaki halini anlatan yine böyle gerçekçi bir film. Toplumsal gerçekçi bir film çıktı böyle. Uzun zamandır böyle bir şey çıkmıyordu. Yapmıyorlar çünkü. Çünkü böyle şey oldu yani. Hakikaten son 20 yıldır hani kime ne anlatıyoruz falan oldu herhalde bir takım sinemacılar. Böyle bir Nuri Bilge Ceylan da daha şey taraflara çekildi. Zeki Demirkubuz ne yapıyor bilmiyorum zaten. Hani zaten iki tane adama kalmış olmamızdan da böyle bir iki üç adama kalmış olmamız da beni üzüyor. Çünkü yani yeni büyük isimler çıkmadı falan. Zaten ülkenin aydınlarının çok büyük bir kısmı istifa etti ülkeden. Yurt dışında yaşıyorlar. Yani bir kısmı FETÖ'cü çıktı falan böyle. Hani ciddi ciddi. Bak zamanında mesela geçen yayında şey konuşuyordum kanka. Elif Şafak vardı hatırlıyor musun? Türkiye'nin en ünlü Evet. yazarlarından birisiydi. Herkes okurdu, herkes. Elif Şafak. Yani Elif Şafak daha sonra gitti şey oldu, FETÖ'cü oldu. FETÖ'cü oldu ortaya çıktı. Elif Şafak gitti işte Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniyle mi ne evlendi? Adam da FETÖ'nün sağ kolu muymuş neymiş? Çıktı daha sonra şimdi ülkeye geri dönemiyor falan. Yani bilmiyorum ya. Mesela şeyler falan da Yılmaz Erdoğan ne yapıyor abi şu anda? Yılmaz Erdoğan ne yapıyor bilmiyorum. En son şey yapmadım. Organize İşler 2 yaptığını hatırlıyorum. Sonra bir şey yaptım bilmiyorum. Yılmaz Erdoğan. Bak Organize İşler 2'de mesela birkaç sene olmuştur dedim. mesela Vizyon Tele 2'de bir şeyler yapmayı denedi falan değil mi yani? Hani bir böyle bir o sağ sol kavgasını falan bilmem ne. Ama işte darbe oldu falan. O dönemleri bir anlatmaya çalıştı. Ben Vizyon Tele 2'de falan yine şey olmuştum yani. Bilmiyorum sen sever misin Vizyon Tele 2'yi de. Benim çok ciddi bir problemim yok mesela Vizyon Tele 2 ile yani. Olur. Neden olmasın? Bir tık daha dramatik bir hikaye anlatılabilir bence. Vizyon Tele. Ya o Vizyon Tele 2'nin anlattığı hikayeyle ilgili problem yoktu abi. İyi bir film değil ya bence. Ya Şey olarak da o yani film tartışılır. grameri olarak iyi değil. Ya o tartışılır. Birinci film daha iyiydi tabii ki. Ama yani hani böyle bir yine çıkıyor şeyler yani yine böyle bir şeyler yapmaya çalışan insanlarmış. Bu sefer de şey bataklığına saplandı herkes.
Herkes hala 90'larda Tabutları ve Şatan'ın, Gemide'nin yapmaya çalıştığı şeyi oyunculukla götürmeye çalışıyorlar yani. Küçük mekanlar. Yani biz bile kendi film denememizde bunu denedik yani. Küçük tek bir mekan ve işte diyaloglar bir şey götürüyor ya da karakterler bir şey götürüyor falan. Bu olmuyor galiba artık yani. Hani ya da olması için gerçekten şey olman lazım. Ne bileyim, böyle bir artık cidden oturup Şener Şen'i kaldırıp tekrar son bir... Mesela şeyde çalışıyor. Oyuncusuna göre kaldırıyor bazen. Ne bileyim, Av Mevsimi'nde çalışıyordu. Ya da ne bileyim şeyde çalışıyordu. Bütün Yavuz Turgul filmlerinde çalışıyor neredeyse. Modern Yavuz Turgul filmlerinde de çalışıyor yani. Abi mevsim ama çok mekanlı bir şey lan. Güzel bir polisi o. Bir sürü Ama farklı yeri var, lokasyonu var. yok, bir sürü farklı yeri var, lokasyonu var ama yine diyaloglar ve karşılaşmalar üzerinden gidiyor film. Yani böyle bir şey durumu yok. Ne derler? Araştırma sekansları, işte ne bileyim bilmem ne sekansları, koşturma sekansları, böyle bir action falan yok. Sadece statik mekanlar var ve birileri konuşuyor. Bütün olaylar öyle de öyle çözüme varıyor sonuçta. Ama çok güzel yani. Bütün o konuşmalar, bütün o oyunculuklar harika her biri. Ama film bir yere bağlanmıyor. Sonu kötü mesela. Unuttum lan sonunu. Yani Çetin Tekindor çıkıyordu katil, onu hatırlıyorum. Abi Çetin Tekindor çıkıyor da yani şey, hiçbir yere bağlanmıyorsun. Çok saçma böyle. Birdenbire şey oluyor. Exposition dump yapıyor bir tane sonunda film. Bu yüzden yapmıştı işte falan gibi. Okey yani ne oldu peki şu anda? Cem Yılmaz'ın oynadığı karakter de ne olacak? Neler oluyor? O niye girdi işin içine zaten? Onu niye izledik falan oluyorsun yani sonunda. Yani abi Quentin işte bir an Quentin aklıma da şey geliyor bir yandan da. Yani mesela işte yine aynı şey diyeceğim ama mesela işte son zamanlarda Türkiye'de yapılmış yüksek bütçeli ses getirmiş işler dizi yine. İşte Bir Başkadır geliyor aklıma mesela. Hani siz, hani bu tam olarak 90'larda o anlatılan işte şey, yani şehirlerde yaşanan işte Doğu Batı çatışmaları, Doğu mentalitesiyle Batı mentalitesinin arasında çatışmaları anlatan film olurdu o. 90'larda çekiliyorsa ama dizi olarak çıktı bu çağda. Çünkü niye Netflix sponsorluyor? Daha çok content sitesinde daha çok adam tutmak istiyor. Ya da işte mesela daha deneysel bir iş gibi sayılabilecek Sıcak Kafa çok ses getirdi, konuşuldu. Yani devam gelmeyecek sanırım bunun ama yani o da sonuçta bir ilginç bir fikir, unik bir fikir. Anladın mı? Yani, yani daha doğrusu eşsiz bir fikre sahip olan bir edebiyat eserinden uyarlanmış falan. Ya da böyle Ben mesela kaçırdım ya bu arada işte o sıcak kafa hype'ını, ben kaçırdım. İlgilenmedim için anlatıyor. Nesi ben bu de kadar? kaçırdım. Ne? Abi bir şey bilmiyorum. Sadece şöyle bir edebiyat numarası varmış. Böyle bir eserin sanırım kitaptan uyarlanmış. Böyle bir hastalık var. Herkes şey konuşuyor. Garip konuşuyor. Saçma konuşuyor yani. Cıbırca yakın bir şey ama böyle bir yandan da konuştukları arasında bir yan bir anlam mı var falan. Öyle bir şey sanırım. Ha ya da bak mesela Deniz yazdı şimdi işte şahsiyet falan bu ya da film falan gibi şeyler böyle, Ya anladın abi mı? ama Yani bak bir daha şey öyle. orada şeyi ne derler? Yani bu şahsiyet falan gibi örnekler evet çok güzel bu arada. Gerçekten yeni bir şeyler deniyor. Ama işte bence Türk sineması daha o şeyi bağlayamadığı için ya bir elimizde Anadolu'yla alakalı inanılmaz mizah külliyatı var. Bir elimizde de bundan çıktığını düşündüğümüz, yani bu mizahın orijininden çıktığını düşündüğümüz Anadolu'daki trajediler var. Over trajediler var böyle inanılmaz üzücü falan. Yani biz bunların arasında biz bu iki noktadan birdenbire çok kopuk bir şekilde şeye gittik. Şehirlinin ve Anadolu'nun karşılaşması ve birbirlerini asla çözememeleri. Yani bu bağlantı bence hiçbir zaman bizim sinemamızda, çünkü aslında sinema şeydir ya, ortak belleğin işlenişidir ya. Ve kültürel mirasa katılım, ben öyle görüyorum yani. Ortak belleği bence toplumsal olarak proses edip artık ekranlarda görüp onu daha sonra tekrar şeye döndürüyoruz. Topluma veriyoruz ve diyoruz ki evet arkadaşlar, toplum olarak böyle bir durum vardı. Bu kadarını proses edebildik bunun. Buradan ne alırsanız, ve toplumsal bellek bazı şeyleri ya affediyor ya da affetmiyor. Ya ileri götürüyor ya da götürmüyor. Ya da ileri, çok ileri gittik, geri gidelim diyor. Ya buna ama tabii ki bilinçli bir şekilde karar vermiyoruz yani. Bunun nasıl olduğu direkt şey gibi. Bu kendi kendine olan bir süreç yani artık. Nasıl olduğunu, kültürel etkileşimini anlayamayız zaten bunu tam olarak. Yani kuantifiye edilebilecek bir şey değil. Bu şey noktasından birdenbire şeye gittik. Ha bir dakika arkadaşlar, şu anda Netflix dönemi
Ve Netflix döneminde bütün irili ufaklı yaratıcılar kendi fikirlerini bir şekilde kabul ettirip artık böyle seri haline getirebiliyorlar. Çok iyi işler. Ben çok seviyorum şahsiyeti şahsen yani. Kötü değil. Ama şey kopukluğu hissediyorum ben sürekli hepsinde. O aradaki noktayı bence şey yaşamadık biz. Aradaki evet bu gerçekçi filmlerden sonra bir nokta daha olması gerekiyor gibi hissediyorum. Belki daha böyle o HBO dönemindeki gibi bir takım diziler olmalıydı Türkiye'de daha iyi. O dönemde ama biz bir şey gibi geçti biraz işte Ekmek Tekneleri, Süper Babalar, 90'ların böyle aşırı... Abi 90'ların ben inanılmaz çok apolitik bir dönem ya ama bir yandan da çok politik ya kanka. Ya bizim gençliğimizin çok apolitik bir dönem yani. Bizim harbiden çocukken umurumuzda değildi yani. Türkiye'de yaşananları. Haberlerde görüyorduk, anlayamıyorduk ama yani. Ve şimdiden çok ve belli bir yaşa kadar da biz oyun oynamaya devam ettik mesela. İnternet yok zaten. Hani o çok çok fark ediyor. Şu anda internet var yani. Averaj bir çocuk internete girdiği zaman yaşı da biraz böyle artık 13-14 yaşlarındaysa biliyor yani neler olduğunu. Saklamanın anlamı yok. Ne oluyor lan dünyada falan diye merak ediyordur. Ve aratıyordur ve öğreniyordur. Bu aradaki şeyi biz işte 90'lar çok böyle şeye gitti gibi, göte gitti gibi hissediyorum bu konuda. Ve sonra birdenbire Netflix dizileri falan oldu. Ve biz de bir şey yapıyoruz. O yüzden ben o şey noktasını tam satamıyor bana Türk yapımları belki de o yüzden. Bazı diyaloglar bana hala çok şey geliyor, çok batılı geliyor. Bazı karakterler çok batılı geliyor. Bu kafamda bu kültürel dönüşüm yaşanmadı herhalde benim tam Türkiye ile ilgili. Belki de o benimle alakalı bir durumdur yani bilemiyorum. Evet ama kötü örnekler tabii ki iyi örneklerimiz de var. Ama şey çok acayip ya yani diğer ülkelerde mesela bu kadar fazla var mı bilmiyorum. Bu hani oyunculuk mesela chatte birisi şey dedi. Abi çünkü artık oyuncular konservatuvar çıkışı değil dedi. Şimdi ne kadar bununla alakası vardır ben Ne bilemiyorum alakası tabii. var ya? Evet bununla ne Yok kadar abi ne alakası var alakası var? bilemiyorum. Şey ne diyecektim? Ha. Sefa hoş geldin. Kanka şu an ne diyorsun? Nasıl ne diyorum? Genel şeyin ne? Pointin ne? Konuşuyorum amına koyayım. Pointim yok işte. Ana sinema ile Hayır ilgili oğlum. konuşuyorum. Vallahi insana durup durup sen ne anlatıyorsun şu an delirir mi? Bir şey anlatıyoruz işte. Daha sonuna kadar gelemedim ki. Belki anlatmış olacağım Oğlum sonunda. hayır. Tamam işte yardımcı olmak için soruyorum zaten. Sen de topla yani. Hani ne şu anki şey çünkü Doğu Batı çatışması eskiden böyleyken şimdi böyleyken şimdi ipucunu kaçırdık falan diye kazdın madeni bulmaya çalışalım beraber. Yani oradaki şey ne? Şu ne gözlemin ne? Bence biz bu noktayı kaçırdığımız için Türk sineması olarak bir durduk yani. O önemli bir noktadaydı. Önemli bir noktaydı bu. Ve o noktada bok gibi işler çıktı. Ve biz kaçırdık. Ve o bok gibi işleri gülmekle çok meşguldük. Onu diyorum. O yüzden şu anda böyle bir kabız gibi oldu Türk sineması. Allah Allah. Bunu diyecektim araya girdin yavşak. Oğlum bana hiç küfür etme lan. Ben sorumlusu değilim bu şu an yaşanan durumun. Hatta yani şu an senin tarafındayım ben. Ve şu an senin tarafında olan tek kişiyim yani. Ha, Çünkü... dur dur. Bak al pezevenk. Heh. İlkin yazmış İlkin. Ben anlıyorum Günhan'ın noktasını. Bir ara toplumsal gerçekçi filmler yaparken Nera Tepet İnmeci Batı dili kullanan yapımlara geçtik. Arası ne bunun diyor. Aynen bunu diyorum. Tamam. Aynen. Yani İlkin Aynen. anlamış Tamam sen niye ben de bunu anlayamıyorsun? sordum. Oğlum tamam işte bunu söyle... Allah Allah. Bunu niye kızıyorsun? Bunu sordum Hayır ben de ben işte. baba ben Ne İlkin'le diyeyim? yapayım programı o zaman yani. Anladın mı? Oğlum tamam dur sakin ol sakin ol. Allah Allah niye kızıyorsun? Allah, sen yani döndün. Şimdi senin dönerken söylediklerini birini toplaması gerekiyordu. Ben sen toplar mısın diye rica ettim senden. İlkin topladı. Şu an bana kızıyorsun. Şey Ben de tekrardan. topladım lan işte demin söyledim. Bence İlkinden önce. herkes iyi. Allah Allah ya. Pezevenge bak konuşuyoruz anlatıyoruz burada. Bir derdimiz var oğlum. Bizim sinema ile ilgili bir derdimiz var lan. Söylemeyelim dertlendim içlendim. Tamam abi de geç bazı. Anlamıyorsan tamam abi de geç. Ben sana kaç kere diyeceğim bunu ya. Anlamıyorsan. Oğlum He ben he tamam abi de geç. anlamıyorsan tamam tamam abi deyip özel hayatımda geçiyorum zaten. Sıkıntı ama şu an özel hayatımızda değiliz ya. Yani bence ben şu an bizim programı dinleyen ve sen o sırada onları anlatırken kaybolan bir sürü insanın sesini olmak gibi görevle de yükümlüyüm. Ya Sonra Rab. sen de bunu
Cevap vermekle yükümlüsün. Verdin zaten şu an. Yani anormal hiçbir şey olmuyor lan. İlkin de sağ olsun canım benim. O da sağ olsun yardımcı oldu konuya. Bence sıkıntılı hiçbir durum yok şu Vay an vay vay. mevzuda. İşi gelince şey bireysel Fransız felsefecisi işi düşünce halkın sesi. Vay amına koyayım vay. Voltaire piç. Evet. Asla popülist bir şey demiyorum. Tamamen pragmatist bir şey diyorum. Bizim programda anlaşılabilir olmamız gerekiyor. İki şey olarak da birbirimizi arada toplayıcı sorular sormamız gerekiyor. Ben biraz komikliğe uğrarak sordum ama bence gerekli bir soruydu. İşte Senden çıktığında topladım. Türk sineması da böyle bir noktada kardeşim. Anlaşılamıyor. Tamam mı? Ben performans yapıyordum burada. Türk sinemasında böyle oldu işte. Bir yandan sürekli Abi olarak Ayaz Aga, Ayaz Aga diye bağıran, birbirini vuran, kadınları atan herifler. Bir taraftan da böyle şeyler. Abi evet biz de Netflix'te böyle hafif sanat, hafif popüler bir şey yapmaya çalışıyoruz tayfa. Bir de Emin Alper var herhalde. kanka Türk sinemasının bence hikayesini de anlatırken çok güzel bir timeline çizdin ya. Arada bir tane boşluk var abi. Bence o senin de şu an şey yaptığın, takıldığın yeri de açıklıyor bence. Çünkü o Evet. 90'lardaki toplumsal gerçekçiliğin bokunun çıktığı bence açıkçası. Bence yani o döneme geçişte bir tane de 80'ler var abi. Darbe sonrası popüler kültüre full Küçük Emrah, full trajedi pornosu dayatıldığı yıllar. Ha, o aslında evet onu da katmıştım da Yani o evet yıllar söylememiş çok olabilirim. Evet. O yıllar çok şeyini bozdu bence. Ne oluyor Genetiğini orada? bozdu. Ne oluyor orada? Ya abi hadım ediliyor ya Türkiye ifadesi şey tarafından, junta tarafından. Yani sadece sinemayı kastetmiyorum. Edebiyatta, işte müzikte hepsi böyle komple bir budanıyor ya. Hani korku rejimi geliyor. Bir anda devlet çok daha sert bir şekilde asker neyi söyleyebilirsin, neyi söyleyemezsin. Nasıl yaklaşabilirsin falan. Bunları bir anda sert yapıyor. Ve o hadım içerisinden bir tek işte o arabesk dediğimiz dokular hayatta kalabiliyor ya. Yani sadece işte Emrah diye fakir bir çocuk var. Ve işte bu o kadar fakir ki annesi bakkala borçları ödemek için bedenini satmak Ya zorunda bak kalıyor. doğru Bahanam diyorsun mah. Sadece bak. bu civarda kalabiliyoruz O yani. karakterlerin başında o kadar fazla bela var ki ve hepsi fakirlikle gelen belalar ki onların siyasi bir görüş oluşturmak için vakti olmamış zaten. Yani Aynen. Tam o tarzca çocukların filmlerinin hayatta evet. kalabiliyor işte Evet. Yani arada. mesela şimdi Emrah şu anda olsaydı hangi partiye oy verirdi diye düşündüğümde kesinlikle AKP'li olurdu Emrah bence. Ya da MHP'li olurdu. Ama o dönemin konjonktürünü de düşündüğümde Emrah hangi partili olurdu bilemiyorum. Çünkü çok fakirlik var harbiden. Yani. Evet, bir de şey gibi bir mesaj da var, anladın mı? Emrah kadar fakirsen, Emrah kadar müşkülsen zaten siyaseti umursayamıyorsun ve umursamamalısın. Önce Evet. ananı babanı hani yapmalısın, kurtarmalısın. Önce Evet. hayatını kurtarmalısın falan gibi, anladın mı? Yani politika hani hayat meşgalesinden daha şeyi bir şeydir. Hani önemsiz bir şeydir diye. O senin bahsettiğin zaman 90'lardaki de bizim çocukluğumuzda büyüdüğümüz apolitiklik de ondan kaynaklı. Yani biz de o post ortam, bu post darbe ortamında büyüdük yani, anladın mı? Siyasi. Bize küçükken mesela üniversiteye başladığımızda bize, şimdiki çocukların hani aileleri öyle diyorlar mı bilmiyorum ama biz liseye başladığımızda, üniversiteye başladığımızda ailelerimiz bize olaylara karışma. Aman çok şey yapma kendini diye hala ikazda bulunuyorlardı yani. Anladın mı? Yani çünkü Ya onların evet. gençliklerinde olaylara Abi karışanlar hakikaten çok. sokakta çatışan milisler oluyorlardı yani. Abi çok doğru söyledin lan. Bak bunu hep unutuyoruz. Biz çocukken böyle denirdi. Benim anam babam da dedi yani bana bunu. Yani üniversiteye Tabii. gidiyorsun oğlum bak olaylara karışma. Bir şey yapma falan. Ya ne olayı ya öyle şeyler olmuyor falan yapıyorum ben de böyle sürekli. Diyorum ama içten içe ya bunlar ne yaşamış böyle? Yani hani sürekli bana bunu deyip duruyorlar okula giderken. Ne olmuş bu kadar? Nedir yani? Tam da anlamıyorsun. Daha böyle 20'li yaşlarının başındasın falan. Lise yeni bitmiş. Tabii. Böyle sağ sol ile alakalı bilgin işte bir şeyler var. Bir DSP var. Bir de ülke ocakları var falan gibi böyle yani. Daha o noktalardasın. İşte bir de Sedat Peker gibi adamlar var ama onlar da nasıl adamlar? Mafya herhalde falan. Sonra bir Kurtlar Vadisi geldi. Bir Aynen. exposition dump yaptı falan böyle. O çok enteresandı bu arada. Harbiden Kurtlar Vadisi bir jenerasyon Evet. için bunu yaptı abi. Yani evet lan, ya daha doğrusu bir şey diyeyim mi? Bizim jenerasyon için en önemlisi orada herhalde Susurluk olayıydı kanka. Çünkü Evet Susurluk evet. olayı Ha çok konuşuldu devlet ya biz çocukken. tabii şey oldu değil mi bak Evet. o ne kadar saf belleğimiz ne kadar safmış aman akoyim 20 sene AKP iktidarında neler gördük. Susurluk olayında şey oldu insanlar. Ha bir dakika devlet ve mafya birlikte çalışıyor galiba falan oldular. Evet. Hayır, galiba da değil. Bayağı öyle oldu, ortaya Ha öyle çıktı oldu ya hani bir evet. anda. Yani o Kontrgerillalarla çok ilgili. büyük. Kontrgerillalarla ilgili ha bir dakika böyle bir şey var deniyor oldu. Sonra şey gibi oldu. Ha okey literally gibi oldu.
Yani ondan sonra mesela işte yani biz çocukken hatırlıyorum. Biz çocukken siyasi meseleler önemli. Yani siyasi tartışma mesela sağ sol odaklı artık o kadar yapılmıyor. Hala darbe korkusundan dolayı. Çünkü darbe muhabbeti sağ sol tartışmasını çok öcü haline getirmişti ya. Hani böyle uçlara ekstrem ideolojik uçlara doğru gidiyorsan ve birbirlerine bunu bir şey anlatmaya çalışıyorsan hani sen aslında böyle bayağı vatana millete zarar verme eğilimli bir insansın noktasına gelmişti yani konu. O yüzden siyasi tartışma devletin yolsuzluğu üzerinden yapılıyordu. Yani mesela Levent Kırca'nın falan da mesela şeylerine bak. O dönemki politik skeçlerini hatırla. Hani şey falandır ya hep böyle işte. İşte şu bakan oğluna jet ski aldı. İşte şu bilmem ne bakanı işte şu vergiyi arttırdı kendisine malikane aldı falan gibi anlamı. Hep yolsuzluk üzerinden. Yoksa şey gibi değil yani ideolojik olarak işte şimdi yaptığımız hani gençleri işte aşırı bilmem ne şeklinde yetiştiriyorsun. İşte ifadeyi şöyle kısıyorsun. İşte ya da sosyal politikalarda böylesin, ekonomik politikalarda böylesin. İşte niye devletin şey sevdiğini sattın falan ama bu tip konuşmalar değil de daha ziyade. Birader sen yargıçsın, sen hakimsin, senin ne işin var mafyanın kucağında? Sen polis, emniyet müdürüsün, ne alakası var? Sen niye mafya babasıyla aynı arabada kaza geçiriyorsun falan. Hani böyle konu ya da işte faili meçhuller vardı mesela bir yandan da falan ama okuyayım. Hani Abi öyle evet. konular falan tartışılıyordu yani. O çok enteresandı hakikaten ya. Yani bütün hamsiden böyle seri bir şekilde gazeteciler öldürüldü falan. Yani Evet abi. Abdi İpekçiler, Uğur Mumcular. mesela şu anda şeyi düşünüyorum. Yani bak. Okey yani bunu söyleyince sanki şey gibi olacak da böyle abi işte ama bazı şeyler de değişti ya hakikaten yani. Çünkü AKP her ne kadar gerici bir parti olsa da AKP her ne kadar önce liberal olarak başlayıp daha sonra birdenbire okey bir dakika biz burada fundamentalistiz falan diye gelse de şey şu anda bir Türkiye'de gazeteci öldürülse bu bayağı olay olur değil mi? Yani bilmiyorum acı. Ülkü Yani Ocakları Başkanı oldu mesela. Bak Ülkü Ocakları Başkanı çok olay oldu. Herkes onu şeyi konuşuyor. at evet. Ya abi doğru işte yeterince arkasında medya gücü atarsa hani onun da üstünü kapatmaya şey yapabilir bir yandan da. Artık ama bir yandan da şöyle bir şey de oldu. Gazetecileri hapse atmak gibi bir strateji belirlendi. Evet. Hani arabalarını patlatmak Değişti yerine. işte. Değişti işte. Evet, onu diyorum. Aynen. Oradaki kafa değişti. Oğlum hakikaten gerçekten arabaları patlıyordu bu adamları ya. Yani Ankara'nın sokakları gerçekten öldürülmüş gazeteci isimleriyle dolu yani. Mesela. Yani o hakikaten böyle bir şey vardı. Şey falan da Metin Göktepe miydi? İsmi yanlış hatırlamıyorum inşallah. İşkencede öldürülen bir Galiba. gazeteci. Galiba, evet. Çok olay olmuştu falan. Ya oğlum çok 90'lardı kanka. Mor Sabun hoş geldin. Çok garip siyasi bir iklim vardı amına koyayım. Yani biz çok saçma bir siyasi dönem. Yani şimdi AKP iktidarından o kadar geride kaldığı için hani çok garip gibi geliyor da. Yani şey falan çok kafası garip de oğlum o yılların yani. Böyle başbakanın 6 ayda bir değişiyormuş gibi geldiği, postmodern darbelerin yaşandığı. Böyle ama bir yandan da mesela Televole'de Erbakan'la işte başbakanla dalga geçebildiği falan. Ne bileyim böyle şey falan gibi skeç kalmış aklımda niyeyse. Televole bu program çok eminim Televole. Erbakan'ın meclisten ya da bir grup konuşmasında bir şey var. Çok böyle kızıyor Erbakan heyecanlı heyecanlı. Sonra Televole arkasına şşt şşt sakin ol sinirlerine hakim ol şarkısını Ya. falan koyuyor. Of. Anladın mı? Böyle bu seneye de laçkayız bir yandan da. O bir yandan da Çetin Emeç'in arabası patlıyor. Kanka bir de videoya yani televizyona düşen her şey genelde böyle bir aşırı yavşak bir sulandırılma muhabbeti vardı senin de dediğin gibi yani. Ne bileyim bir ünlü mesela sarhoş bir şekilde bardan çıkıyor falan. Arkasında salak salak küfürler koyuyorlar böyle. Ulan herif orada küfür kıyamet ediyor size. Acaba niye böyle yaptı? Oh, sinirler gerildi falan gibi. Kıl oldum abi falan giriyor arkada. Evet. Tarkan sahnede işemek istedi. Ups ups and zoomlar geliyor falan böyle. Bu sefer de kıl mı Aynen oldun abi? Falan diye böyle. Bu sefer de biz kıl olduk abi. Tarkan sarhoş bir öyle. şekilde yakalandı falan. Evet Evet ya. şey olayı değişti ama hakikaten. Irish car bomb koyuyoruz gazetecilere noktası. Gazetecileri toplu bir şekilde hapse atıyoruz olarak değişti tabii ki. Ama bu daha mı Evet. iyi tabii ki? Yani ikisi de çok kötü. Hani ben bunu daha iyi diye söylemedim zaten de. Şey abi
Bu işte bilmiyorum. Tam şeyden sonra tıpa tıkıldı gibi ya. Genel böyle bir. Ben şeye çok coştum. Bu bu işte zamanında Türkiye'den bir tane abi böyle CM Kösemen diye bir abi. Dün anlattım ola işte ya. Old Tomorrows. Anlattım ya. Evi böyle spekülatif, evrimsel tarihi bir hikaye yazmış falan diye. 2006'da yapmış. PDF olarak internete salmış yani. 2006'da da aynı internetin bebek çağları Türkiye'de. Tabii. Emekleme dönemi Tabii. falan. İyi düşünüyorum da işte bak böyle bir bu çok popüler oldu mesela şu anda Old Tomorrows. Yurt dışında globalde falan çok tuttu. Böyle bir şey yaşıyoruz abi. Yaratıcı bir kısırlık yaşıyoruz bence. Ha, bir şeyler çıkmıyor mu? Çıkıyor tabii ki. İzliyoruz, hoşumuza gidiyor, takip ediyoruz. Sürekli olarak da boktan şeyler basılmıyor tabii. Sadece şeylerin sayısı çok arttı. Ayaz Ağa diye birbirine bağırıp 5 dakika boyunca bakan 2 saatlik Türk dizilerinin sayısı çok arttı. Tek tük iyi şeyler de çıkıyor ama genel olarak zaten yani tıpa tutamadığı için çıkıyor yani. Yine de orada bir tıpa var. Bu da hakikaten senin de dediğin gibi böyle bir Türk insanının özgür ifadesine 90'lardan beri şimdi de AKP ile kendisini ifade edememesi için her türlü şey yapıldı yani. Özgür ifade diye bir şey olmuyor da son 30 yıldır yok. Son 40 yıldır yok belki Türkiye'de. Ben o yüzden sürekli şeyi hayal ediyorum. Yani harbiden böyle bir kötü bir sonucu olmadan istediğimizi söyleyebileceğimiz, istediğimiz işi üretebileceğimiz şeyleri bunların artık böyle bir kriminal karşılığı olmadığında Türkiye'de bence çok yaratıcı iş çıkacak gelecekte. Bence öyle bir şey olmayacak lan. Bence Türkiye'de Olmayacak öyle mı? bir şey olmamış hacı. Türkiye'de mesela yani şey yok. Mesela yani şöyle başlıyor bu iş. İlk o 40'lardaki 50, sırf sinema için konuşuyorum, tamam mı? Şey için aslında bir hepsinde önce erken dönem Cumhuriyet işlerinde devletin devamlı şey gibi bir sansürü var. Ülkeyi kötü göstermeyin. Durumumuzu kötü göstermeyin. Bu mesela şey gibi filmler böyle reddedilmiş ya da yasaklanmış falan böyle işte. Çok fakir gösteriyorsunuz Türkiye'yi. İşte köylülerimizi çok müşkül gösteriyorsunuz. Erken dönem Cumhuriyet işleri de böyle sansürlere denk geliyorsun. İşte şey falan. Sonrasında daha işte bir takım kimin iktidarıysa diğer siyasi güçlere dair. Ya da mesela işte ne bileyim çok aşırı böyle sert seküler dönemlerde hani Kemalizmin şeyinin koruyucusunun, gardiyanının asker olduğu öyle kabul edildiği dönemlerde falan daha böyle işte ne demek canım işte biz aydın insanlarız tabii ki falan gibi mesajların verilmeye çalışıldığı. Yani öyle dönemler var yani, anladın mı? Farklı farklı. Kim eline geçirirse bence Türkiye'de herhangi bir noktada. Çünkü şeyden %100 eminim. Bunu da ilk çok alakasız gelecek ama ilk buna uyandığım zaman şeydi. Evlilik programları yasaklandı ya bir ara. Bir ara evlilik programları vardı ve sonra yasaklandılar ya. Evet abi, Sonra evet. Ben onu şeyden öğrendim. Ben öyle bir şey olduğunu Ekin'den öğrendim. Ben çok hiç takip etmediğim için evlilik programı falan. Bu kısmetse olur başladığında birdenbire böyle millet çok heyecanlandı falan. Çünkü işte böyle bir geyiği varmış. İnsanlar çok izleyip Survivor gibi taşak yapıyorlar falan. Tekrardan o yüzden yeni geldiğinde çok çocuğa çünkü yasaklanmış normalde ama şimdi internette geldi diye bir şey yapamıyorlar herhalde falan gibi. Evet, onun bir gerçekten de o öyle başladı galiba, değil mi abi? Yani o yasaklanma ya ben şöyle yasaklanmaya bir anda AKP'nin kendisine uyguladığı ifade sansürlerine kızan ve bozulan insanlar alkış tutunca şeyi anlamıştım. Yani iyice anlamıştım artık geri dönülemez bir şekilde yani. Ha oğlum Türkiye'de kendi tasvip etmediği, uygun bulmadığı veya başarısız ya da zararlı bulduğu ifadenin yasaklanmasını prensip olarak kabul etmeyecek insan sayısı çok az. %1 bile değil. Yani herkes kendisinin rahatsız olduğu ifadeyi silmek istiyor devlet eliyle. Devlet eliyle silmek istiyor bu arada. Yani mesela bir kişi bile şey, yani çok az bir kişi değil tabii ki, abartıyorum ama yani çok çok az kişi şey dedi yani. Abicim yıllardır AKP bir takım ifadeleri işte sansürlüyor, kesiyor önünü. Şimdi bizim sevmediğimiz programı kesiyor diye alkışlamamız gerekmiyor yani, anladın mı? Yine aynı bokun lacivertidir. Ama öyle olmadı. Herkes böyle oh neyse AKP iyi bir iş yaptı falan gibi oldu yani. O yüzden ben şeyden de eminim yani bu yarın bir gün gün gelir devran döner AKP iktidarı da biter. Ondan sonra gelen iktidar da kendinin işine gelmeyen ifadeleri sansürleyecek ve çok yani bunun bir prensibi olmayacak yani prensip meselesi edilmeyecek ben zannetmiyorum. Arda Anlamış. Saran Hoş vardı geldin. ki kültür Ya yükselmiş. bu sen az şey gibi bir şey diyorsun esasen. Yani AKP iktidarında
bütün bu yasaklar gelirken bir yandan da bu yasaklara okey olan insanlar oldu. Yani bu insanların sağ ve sol tandanslı olması da önemli değildi. Kendi dünya görüşlerine okey olduğu sürece. Yani mesela yine daha sol bir insan bu programları salakça bulduğu için, insanların beynini çürüttüğünü düşündüğü için şey yapabilir değil mi? Abi bunlar da gençlerin beynini çürütüyor. İyi ki yasaklandı, AKP iyi bir iş yaptı diye. Tabii. Buna alkış tuttuğu an zaten konu kapanıyor gibi oluyor biraz. Yani çünkü tabii canım. Bu yasaklarda bir araya geliyorsun diğer tarafla. Aynen öyle. Sadece da, kim yasaklandı? Yani bu da şeyi değiştiriyor diyorsun. Total olarak toplumun artık yapısını değiştiriyor ve o yüzden biz artık böyleyiz diyorsun. Yani AKP gitse de bu dediğinle ben çok karşı çıkamam bu arada. Evet, böyle olmuş olabiliriz. Göremedik çünkü. Göreceğiz. Yani yarın öbür gün günün birinde iktidar değişirse, seçimlerden sonra belki değişecek işte, bilmiyoruz. O zaman belki görebileceğiz değil mi? Yani ben o göreceğimizi zannetmiyorum. Ben yanlış çıkarsam da çok mutlu olurum açıkçası. Ama hiç zannetmiyorum abi. Yani çünkü günün sonunda bütün bu bu mesela yani AKP mitolojisinin başlangıç noktası da devletin bu adamın bir şiir okumasına karşı hapse atması. Yani tam Tayyip Erdoğan zaten siyasi şey içerisinde merdiven içerisinde hızlı yükselen bir insandı. Gençliğinden beri işte Refah Parti Genç Kolları Başkanı, işte İstanbul bilmem nesi belediye başkanlığı derken zaten siyasi kariyer yükselişteydi ama bir yandan da işte bütün o mitolojisinin en önemli şeylerinden bir tanesi bir yerde bir şiir okudu diye hapse attılar. Yani anladın mı? Hani bir yerlerde senin işine gelmeyen bir takım ifadelerde bulunan insanları devlet eliyle susturmaya devam edeceksin Türkiye kültürü bence. Çünkü bu çok içine gömülü bir şey hareket. Yani bu çok sabit geliyor bana. Hani kimsenin de itiraz olmaz biliyor musun? Mesela senin de olmaz mesela. Ben hani veya bu şu an bizi dinleyenlerim de şey diye bir şey söylesem mesela. Yani biz böyle bir şey yapmaya niyetim olduğundan değil ama anladın mı? Biri çıktı. Böyle ben diye anlatmayayım hatta ki daha rahat şey olsun. Biri çıktı. AKP dönemi bitti. Artık hani böyle şey dönemindeyiz. Özgürlükler, rahatlıklar dönemindeyiz. Biri çıktı. Atatürk'ü ne bileyim saçma sapan mesela Dolmabahçe'de Womanizer gibi gösterdiği film çekti. Yani var ya tırpanlarla yasaklansın diye kampanya başlatırlar Twitter'da. Yani bir bağırır millet yani. Evet, yasaklansın evet. Bu film göstermeyin. Tabii. Kaldırın bu filmi falan. Çünkü bunu spesifik olarak şurada örnek veriyorum. AKP'nin baş dönemiydi gerçi. Bu kadar şey dönemiydi ama Gürbüz Çapan diye Esenyurt Belediye Başkanı bir abimiz vardı. O mesela işte sizin atalarınız cephede savaşırken Atatürk Dolmabahçe'de kırgız kovalıyordu diye bir beyan verdiği için hakkında soruşturma başlatılmıştı. Hatta hapse de girmiş olabilir. Hatırlamıyorum ne oldu adamı. Garip bir adamdı Gürbüz Çapan. Anladın mı yani? Böyle bir tip şeyleri falan belirttiğin zaman, böyle ifade ettiğin zaman ilk tepki hemen devlet eliyle susturulsun oluyor. Ben evet. Değişmez. O çok sabit bir şey yani. Yani devlet evet. Bir daha da olmasın tarzı oluyor zaten. Hani devlet eliyle sustur demek şey gibi bir şey. Hani bunu yok edin. Bu olmasın. Tabii. Evet. Yani çünkü sivri soğuk mesajı vermek o mesajı. Ondan sonra o ifadeye yakın herhangi bir ifade yapacak herhangi bir insanın kafasının gerisinde ulan yani böyle bir şey diyeceğim ama şimdi hapse girer miyiz korkusu yani zaten öyle çalışıyor. İfade özgürlüğünün kısıtlanması, sansür öyle çalışıyor yani. Ne yaptık? Yarrağıydık o zaman. Yani işte evet kanka mesela bilmiyorum. Yani benim için çok büyük bir şey deal breaker. Tam Türkçesini bulamadım. Anlaşma bozucu. Yani kırmızı çizgi. Yani ben şahsen bir kırmızı çizgi. İfade üreten bir insan olarak yani hayatımı da böyle geçireceğimi düşünen bir insan olarak yani bu kadar içinde yaşadığım zaman içselleştirilmiş bir sansürle ifade üretmek zorunda oldum. Bir yerde bulunmak beni şahsi olarak negatif besliyor. Tamam bireysel bir karar. Yani o yüzden ama yani aslında abi yani şeye itiraz o tabii ki etmiyorum. Sen bir şey söylersin, birilerine batar. Birileri de sana karşı der ki bu söylediğin çok mal ya da işte çok salak falan diye böyle anladım. Twitter'da kampanya başlatmışım falan. Ben bu mesela yani cancel kültüründe mesela çok şeyim yok anladın mı? O kadar alıp veremediğim yok benim açıkçası. Yani sen yani yanlış bir şey söyledin. 80 kişi, 80 milyon kişi Twitter'da örgütlendi ve işte senin sponsorlarını aradı. Ben buralarda ben çok rahatsız değilim. Devlet çağırdığınca şey oluyorum. Ya abi polis, asker, hapishane falan çağırmasaydık konuya keşke. Çünkü o ağır yani. Anladın mı? Hani ben mesela söylediğim bir şeyden dolayı bana Twitter'da anama küfür etsinleri ben anlayabiliyorum. Yani gerçekten anlayabiliyorum.
Hani çünkü ben bir şey söyledim, o da bana bir şey söylüyor. Okeyiz. Hani ben bir şey söyledim, 80 milyon kişi bana bir şey söylüyor. Yine okey. Yani ben yine dayak yiyorum ama mental dayak yiyorum. Ben bir şey söyledim, sonra elinde şiddet tekili olan kurum gelip benim hayatımı, özgürlüğümü modifiye etme hakkını kullanıyor. Çünkü devletin öyle bir hakkı var. Yani seni alıp küçük bir odaya tıkabiliyor. Ve çıkartmıyor falan. Orada çok ağır geliyor bana artık. Yani ya da ben bir şey söyledim. İkinci bir şey söylemem devlet tarafından, devletin kolluk kuvvetleri tarafından ya da işte bu yargı mekanizması tarafından engelleniyor. Ya o ağır lan, yani o artık o orantısız bir dayak yani. Ben Mike Tyson'la ringe çıktım falan gibi oldu yani. Ben ne yapayım Mike Tyson'a? Bir şey yapamam ki, kulağını çekebilirim ancak yani. Ama Mike Tyson beni siker. Yani onu bilmiyorum. Sen liberal misin? Sen liberal misin? Birçok konuda öyleyim abi. Bunu hiç konuşmadık lan. Sen liberal gibi misin? Veya böyle. Abi, yok abi, benim siyasi görüşüm yok. Dur sesin gitti lan. Tek birliğinin Tekrar istisnası söyle. oldu. Sesin gitti. Tekrar söyle. Yani, Kopuyorsun lan. Dur. ama Niye? işte Allah Ha. Yok. Gelmiyor sesin. Sen bir gir çık. Baba sen komple gittin. Beni duyuyorsan bir gir çıksana kanka. Ses gelmiyor ses. Acaba beni de mi duyamıyor ya? Dur bakayım. Abi sesin gelmiyor. Bir gir çık. Adama ne oldu böyle? ben Aa beni hiç duymuyor arkadaşlar şu anda. Bayağı. Adam Smith kesti yayını değil mi? Sen onu bir kapak aç. Kapak aç. Kapat aç bir son. Sen onu bir kapat aç. Kapat aç onu. Beni de duymuyor. Aa dedi. Ha gördüm mesajımı. Beni de duymadı o. Kaptırdı anlatıyor. Türkiye'de ancak bu kadar liberal oluyorsun işte. Ona diyorum sana Türkiye liberal olunmaz diye. Liberallerin konuşmaları hep böyle oluyorsun. Ha. İtcan. sanırım geldi. Ha bir konuş bakayım biraz. Hmm. Konuş bakayım. Ha? Ne oldu lan? Ha, oğlum konuşsan duyacağız gibi ama. Save my name. Hoş geldin bra. Bra. Bra bra bra. Like atın arkadaşlar bu arada bakın bugün. Ha kardeş. Hı, duyuyor musun beni? Abi duyuyorum. Ne oldu öyle ya? Bozuldu falan. Ha, biraz bir konuş bakayım bir. Alo, alo. Ha tamam Merhaba. okey. Sen liberal misinden sonra hiçbir şey duymadık Yiğitcan. Abi bir tane siyasi görüşüm var benim. Onun dışında başka bir siyasi görüşüm yok çok fazla, onu diyordum. O da ifade özgürlüğünün istisnası olmaz. Devlet eliyle ifadeye müdahale etmeye başladığın zaman bazı konularda şu ama bu konuda laf etmesinler, bu konuda yasaklıyor falan, onun hemen boku çıkıyor. Çorap söküyor gibi giriyor. Onu diyordum bir. Onun dışında da abi eskiden bütün konuları umursarken işte ekonomik plan nasıl yönetilmeli, sosyal politika nasıl uygulanmalı, devlet özel hayata ya da ekonomik hayata ya da farklı alanlara ne kadar müdahale olmalı gibi konularda fikirlerim vardı. Onların da çoğu liberale yakın açıkçası. Ama klasik anlamda liberale yakın. Yani şey gibi bir Amerikan tabiriyle bir liberal öyle diye düşünmüyorum kendimi. Düşünmüyordum kendimi. Şu an hiçbir şey olarak düşünmüyorum. Ekonomik sistem olarak peki sence nasıl bir şey olmalı? Abi ben serbest pazara inanıyorum. Kapitalizme çok okeydim. Hala da okeyim.
Yani çünkü serbest pazara inanıyorum. Serbest pazarda da kapital otomatikman akümüle ediyor bir yerde. Yani devletin belli oranda müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir takım, daha doğrusu şöyle, devletin müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum derken, bir takım sektörlerin kar amacı güdülmeden yürütülmesi gerektiğini %100 düşünüyorum. Sağlık kesinlikle. En azından yani opsiyon olarak orada bir yerlerde durmalı. Çünkü mesela geçen şeyi konuşuyorduk ya, ben burnumu göstermeye gittim. Doktor 2 dakika oturdu sadece karşımda. Şöyle çak çak çekti. Sen ameliyat lazım falan dedi. Sonra ben bundan bahsediyorum chatte geçen şeydir. Abi o biraz scam gibi. Herkes ameliyat, burnu ameliyat verdiriyor falan diyor mesela. Şimdi bu kar amacı güttüğü için yapılan bir hareket. Sağlığın bir bölümü kar amacı güdülmemesi gerekiyor. Eğitimin kar amacı güdülmemesi gerekiyor. Seninle şey yapalım mı? Siyasal spektrum testi. Abi yapalım istersen ama o yani yaptım ben yani, oradaki soruların çoğunluğunu ben yani şu an gerçekten gönülden umursamıyorum. Yani gönülden umursamıyorum. Gönül yani umursamıyorum yani. O kadar. Yani istersen yapalım, ben cevaplayayım hani, ama bu sana vereceğim cevaplar açıkçası şey gibi olacak yani. En son bu konu üzerine ciddi düşündüğüm 2016 yılından kalma fikirlerimle 2016-2017 yılından kalma fikirlerimle verdiğim cevaplar olur yani. İstiyorsan yapalım Tamam. ama. Tamam yapalım. Ben çok merak ettim. 70 tane sorum var elimde. Hazır mısın? Tamam abi, hazırım. Yapıştır. Bunlara şey diyebilirsin. Çok katılıyorum diyebilirsin. Hiç katılmıyorum diyebilirsin. Bir de onların araları var. Az katılıyorum, çok katılıyorum diye araları var. Ya da tam ortada da 5 bırakabilirsin. seçenek mi var? Evet. 5 seçenek değil mi yani? Evet, 5 Tamam. seçenek. İstiyorsan da şey yapacaksın abi. Tam ortada da şey yapabileceksin. Hı. Yani Ortada. Berkay Ekin aynen. hoş geldin. Okey. Şimdi. Hı. Demokrasi bir karar verme sürecinden fazlasıdır. Çok katılıyorum. Okey. Geleneklerin kendi başlarına bir değeri yoktur. Az katılmıyorum. Az katılmıyorum. Tamam. Hı. Yani onu Evlilik mantıklı bir cümle olmadı ama anladın hangi seçeneği istediğimi. dışındaki seks ahlaksızdır. Ne var sorular? Ciddi sorular bunlar yani. Oğlum bunu siyasi görüşle ne alakası var? Bu şahsi bir görüş bana koyayım. Siyaset değil ki bu. Ama öyleymiş, ne bileyim yani. Yani evlilik dışındaki seks anlamsızdır. Hiç katılmıyorum tabii ki. Ahlaksızdır. Ha, ahlaksızdır. Ona da hiç katılmıyorum. Tamam, strongly disagree. It is very ya ben çok sıkıldım Türkçe cümlekten. İngilizce okuyacağım. It is very important to maintain law and order. Yok, Türkçe'ye çevirmen lazım ama şimdi İngilizce bilmeyen dinleyicilerimizi Ya bunun Türkçesi yabancılaştırmayalım. var mı Hak ve acaba? hukuk, hak ve hukuku muhafaza etmek önemlidir, Evet. değil mi? Evet. Az katılıyorum abi. Tamam. Ama az katılıyorum yani. Araştırmalar global oranda yapılmalıdır. Şey Global yapsana katılımla. siteyi direkt Google Translate'ten çevirtsene siteyi. Ya bunun Sağ, Türkçesi ama var mı Chrome'da ya? değilsin sen. Bir dakika. Eight values. Eight Chrome'da values. otomatik çeviri var ya, aslında bayağı iyi Vardır. çalışıyor. Bunun Türkçesi vardı. Varmış Türkçesi tamam. Hı Tamam, hı. tamam varmış. Hatta bak sorular da farklı burada. Tamam geliyor. Öyle mi? Abi evet. Ödeme imkanı daha yüksek olanlar daha iyi sağlık hizmetleri almalıdır. Hayır, hiç katılmıyorum. Evet. Buna hakikaten hiç katılmıyorum. Buna Can çok katılıyor mesela. Devlet müdahalesi ekonomi için bir tehdittir. Hadi bakalım. Evet. Az katılıyorum buna. Tamam. Kendi yaşam süremizin ötesinde uzun vadeli düşünmemiz önemlidir. Hadi bakalım. Buna ne diyeceksin şimdi? Az katılıyorum. Pezevenk. Ha, sen buna şey demiyor muydun oğlum? İnsanlık sona gelecek ama doğa bir şekilde devam edecek. O yüzden benden sonrası tufan demiyor muydun sen buna? Ben siktirip uzaya giderim diyorum. Ama bu da benim dediğime geliyor. Ya şey az katılıyorum. Ya o yüzden aldım. Yani bir sonraki Okey. nesli de düşünelim canım. Ha okey Yani tamam. ben bu gezegende olmayabilir ama Mars'a mı gideceğiz? Ay'a mı koyduk? Onları hesaplayalım. Tamam. Ulusumun değerleri mümkün olduğunca dünyaya yayılmalıdır. Hayır, hiç katılmıyorum. O neymiş lan?
Ne var Ulus mu oğlum? kaldı artık sene olmuş 2023? Tabii kaldı. Şanlı Türk ulusu. Ya aman. İnternet ulusunun değerleri bütün dünyaya yayıldı zaten abi. Ben oradan sonrasında gerek yok çok fazla. Eşcinsel evlilik yasal olmalıdır. Yani tabii çok katılıyorum. Ya bu da ne kadar Allah Allah. Abi bunlar olacak. Siyasi mesele. Bunlar olacak. Evet, kürtaj da gelecek herhalde bir noktada abi. Evet, ben ulusumun değerleri kısmına evet demiştim ama kendimi uzun uzun açıklamıştım. Hangi değerler olması ile ilgili. Yok abi ulusuna ya Allah aşkına. Ama bu adam şu anda Bangkok'ta arkadaşlar yani. Bu bilmez. Bunun vatanı yok. Evet. Ne Aynen. pahasına olursa olsun ilerleme peşinde koşmak tehlikelidir. Gel bakalım. Rapture. Ne pahasına olursa ilerleme peşinde koşmak tehlikelidir. Az katılıyorum abi, evet. Ne pahasına olursa olsun ilerleme peşinde koşmamalıyız. Bir takım pahaların gözetmeliyiz yani. Okey, katılıyorsun. Kürtaj Az katılıyorum az katılıyorsun, pardon. Az katılıyorsun. aynen. Kürtaj çoğu veya her durumda yasak olmalıdır. Ya abi bunlar ama Hayır bazı insanlar buna hayır diyor Yiğitcan, ne gülüyorsun artık yani? Tam abi bu mesele bunlar çok böyle eski pop siyaset konuları ya, o yüzden çok sikko. ama Yani tabii bunlarla ki çok belirleniyor. ne Tabii ki. Ama evet Amerika bunları ne konuşuyor mesela şu anda. evet Amerikan mal işte ya. Neydi abi tam şey formu? Kürtaj yasaklanmalıdır mı? Çoğu veya her durumda yasak olmalıdır. Daha hiç katılmıyorum. Kurbansız suçlar, uyuşturucu kullanımı gibi suç olarak Aha. sayılmamalıdır. Çok katılıyorum. Evet, buna ben de öyle demiştim. Ulusumuzun askeri harekatları sıklıkla onları korumak için gereklidir. Çok katılmıyorum. Yani aşırı katılmıyorum. En katılmıyorum neyse ona katılmıyorum. Tamam. Geçmişten gelen gelenekleri korumamız önemlidir. Orta abi. Nötr. Okey. Yani evet bir yandan önemli. Ben seviyorum bir takım geleneklerin birbirimize bağlıyor olması birbirimizi. Şey falan bence çok hoş şeyler. Hani ya ne bileyim. Geçen mesela kulakları çınlasın. Ece ile Aykut nişanlandılar. Evlendiler de hatta sonra. Şey olmuş böyle bir işte isteme töreni olmuş. Öyle hemen şey geyiği falan yaptı. Tuzlu kahve geldim abi hani falan. Hani böyle yani boş bir şey. Hoşuma gidiyor böyle bir şey olması. Böyle bir şey sadece bizim biliyor olmamız falan mesela. Sonra başka kültürler insanlarla tanışınca onları da böyle tuzlu kahve gibi gelenekleri oluyor olması. Onları böyle o exchange falan. Bunlar komple hoşuma gidiyor. Ama onun dışında çok da böyle aman ya Rabbim ölelim biterim tarzı değilim yani. Bunda çevre hatası var. Kurbansız suçlar ayrı bir kavram. Yok Uyuşturucudan öncesi. yok. Yok o değil abi, bunu diyor. Uyuşturucu gibi O demiş. değil. Hayır, yok çeviri hatası yok. Uyuşturucunun kurbansız bir suçtur uyuşturucu. Kimi yani çünkü self harm en fazla öz hasar şey yapabilirsin. Yani öyle bir şey var diyebilirsin. Onun Ha dışında kimseye bir başkasını yaptığı bir aktif suç yok. baş Aynen şey başkasına şey yaptığı bir şey yok orada. e, ama şey olsa mesela atıyorum birisinin tuttuğu uyuşturucu alıştırdı olsa o suç mesela yani. Zaten uyuşturucu kullanımı diyordu sanırım oradaki örnekte. Uyuşturucu ticareti zaten Evet, en evet. basitinden abi uyuşturucu ticareti mesela ne bileyim faturasız ürün satmak gibi de bir suç. Ya hani bir Evet, yandan da evet. vergini vermiyorsun falan en basitinden yani. Öyle diyor, evet. Aynen öyle. Ya şey sorusu işte şey dekriminalize aa. Dekriminalizasyon. Portekiz'in Evet. Aynen. Yaptığı şey, Portekiz öyle yaptı arkadaşlar. Bütün uyuşturucuları dekriminalize etti. Bunun anlamda polis gördüğü zaman senin uyuşturucu kullanımını durduruyor. Uyuşturucuna el koyabiliyor. Ama seni uyuşturucu kullandığın için suçlu kabul etmiyor. Hatta Ha. hasta kabul ediyor. Şey değil, Hatta legalize sen it hoş değil geldin. arkadaşlar. Legalize it ayrı bir şey. Legalize it artık bu vergilendirilebilir ve satılabilir anlamına geliyor. Legalize Aynen. it Mesela ayrı. Almanya Evet. giriyor topa. Legalize it ayrı. Decriminalize it ayrı. O sebeple. Evet. Evet, geçmişten gelen buna orta diyorsun. Tamam. Fakire kaynak sağlanması için zenginlerin ödediği vergiler arttırılabilir. Hadi görelim seni koçum. You Fakire kaynak sağlanması için do the right zenginlerin ödediği vergiler thing. Do the arttırılabilir. Az katılıyorum. Vay amına. Ama abi şöyle bir ara parantez vermek istiyorum. Benim Türkiye Cumhuriyeti'nde yetişmiş bir insan olarak ve sonrasında Yunanistan'da 4,5 sene yaşamış bir insan olarak devletin bu vergileri sağlıklı bir şekilde diğeri dağıttığına dair inancım sıfır. Tabii ama o ayrı bir İdeal bir konu. düzlemde, vakumda
Evet. bakımda zenginlerin çok kazançlarından bir fon ayırıp o fonun da halkın yararına işler için kullanılması vakumda benim hoşuma gidiyor fikir olarak. Uygulamada devletin bu vergileri, hiçbir devletin bu arada yani, herhangi bir devletin bu vergileri hakkaniyetle dağıttığını zannetmiyorum. Zannetmemenin en önemli sebeplerinden biri de dünya üzerinde benim bildiğim, varsa beni düzeltin, hiçbir devlet yok ki şeffaf bir şekilde muhasebe tutsun. Ya bu niye, yani bu niye normali biz değil artık, ben keşke normal olsa. Yani devlet her çıkıp dese ki abicim şu kadar vergi topladık. Zenginden %20, şundan %10, şundan %5 aldık. Bu kadar para geldi elimize. Şunu şuraya harcıyoruz, bunu buraya harcıyoruz, bunu buraya harcıyoruz. Her devletin örtülü ödenekleri, bilmem neleri o kadar fazla ki boku çıkmış yani. Okey. Buna az mı katılıyorsun, çok mu? Az katılıyorum yani, evet. Yani Tamam. şerhle katılıyorum. Günümüz dünyasında devlet gözetimi gereklidir. Hayır, hiç katılmıyorum. Çok genel bir şey bu. Sağduyu kültürümüzü sürdürmekten daha önemlidir. Ya az katılıyorum buna, evet. Okey. Uyuşturucu kullanımı yasal hale getirilir mi? Bu oy soru işte. Uyuşturucu kullanımı yasal hale getirilmeli veya suç olmaktan çıkarılmalıdır. Şimdi suç olmaktan çıkarılmalı. Evet. Yani şöyle abi, Bu ben köşe başında MDMA satışını istemiyorum. Mesela yani şu bakımdan istemiyorum onu da. Bir takım kimyasal maddelerin yani herhangi, bu arada yani kafa yapıyor diye değil, biliyor musun? Yani bir takım kimyasal maddelerin bağımlılık uyarma gibi bir özellikleri varsa bazı insanlarda, herhangi bir noktada bu arada, bu şey için de geçerli, antidepresan için de geçerli, morfin için de geçerli. Bunların doktor denetiminde kullanılması gerekiyor. Bunun için de bir yasal düzenleme gerekiyor diye düşünüyorum. Nasıl ki reçeteyle alıyoruz ya bazı ilaçları. O kafa yani, anladın mı? Ya da bazı ilaçları da alamıyoruz. Almamalıyız. Yani bazı şeyler sıkıntı. Yani bunları denetleyen bir kurum olmalı. Sadece keyif verici maddeler bakımından söylemiyorum ama bütün kimyasal kompoundların insana zararlı mı değil mi diye denetleyen, kar amacı gütmeyen bir kurum olmalı. Bunun tamam. en makulü bunun devlete bağlı olması yani. O yüzden evet, bir uyuşturucunun yasal olmasını istemiyorum. Yani her şey okey olsun değil. Ama yani falan. Yani bir yandan da suç olmasını istiyorum şimdi orada. O yüzden veya kafamı karıştırıyor. O yüzden ortaya bas yani. Tamam. Tüm otoriteler sorgulanmalıdır. Tabii ki çok katılıyorum. Siyasi görüşleri fark etmeksizin İnsanın ülkesinden yana olması önemlidir. Hiç katılmıyorum abi. Arada chatte Arda böyle bir şeyler söylüyor. Şöyle olur böyle olur diyor. Kendisi zenginlerden daha fazla vergi alınmalıdır noktasına hayır, zenginlerden daha fazla vergi alınmamalıdır dediği için fikirleri önemsiz. O yüzden şey yapmayın. Bu arada bir gotcha yapmaya çalışmış Arda şey diye böyle. O zaman çikolata denetlensin abi falan. Ha, mal Denetlensin, evet. evet. Zaten denetleniyor bu arada. Aynen. Gıda denetleme şeylerimiz de olsun, evet. Tabii ki. Ne diyorsun sen şimdi Yani bu işe? Siyasi var görüşleri yani. fark etmeksizin insanın ülkesinden yana olması önemlidir. Hiç katılmıyorum abi, o ne? İklim değişikliği günümüzde hayatımızda en büyük tehditlerden biridir. Tabii ki canım, çok katılıyorum. Dünyanın Vay. sonu geldi amına koyayım, artık bu açık bir şey değil yani. Vay Şey, Greta vay. üstü kapalı bir şey değil. Greta değil oğlum, her yaz dünyanın %20'si yanıyor lan. Yani Tabii. artık onun şeyi Yo kalmadı. yo yo şaka takılıyorum canım. Bakma bana. Sosyal yardım programları kaldırılarak özel hayır kurumlarının desteklenmesi en iyisi olurdu. Hadi bakalım. Ortadayım abi burada ben. Big Yani Potato. çünkü şöyle yine şuna geliyor, anladın mı? Evet, yine vakumda yani bir takım işte kaynaklarımızı müşkillerimize ayıralım için bir kar amacı gütmeyen bir kuruluş olması ve bu kar amacı gütmeyen kuruluşun herkesin ortak organizasyon olan devlete bağlı olması vakumda okey. Ama işte devlet bu tip şeyleri yönetince, devlet de kendi beraberinde şiddet tekeliyle gelince, devlete sen laf edemeyince devlet kendi kafasına göre iş yapmaya başlıyor. O kafasına göre yaptığı işlerde de anlamıyorsun kime yardımcı oluyor da kime yardımcı olmuyor. Yani bir şey gibi bir şey, anladın mı?
Ben istiyorum deprem vergisi toplansın. Bence iyi bir fikir. Ama sonra deprem vergisi deprem olunca biz kusura bakmayın onları yollara harcadık falan oluyor. O yüzden de benim de güvenim olmuyor bu tip mevzulara. O yüzden de ortadayım yani burada. Hani özel yapsalar en azından özelde hani birbirlerini ayıplama suçları gibi bir opsiyonları olduğu için birbirlerini denetleyebilirler diye biraz daha iyi. Ama orada da hemen yine boku çıkabiliyor. Sonra işte Jeffrey Epstein'in Lolita Adası'nı fonluyor olabiliyorsun bir anda hayır işi yapıyorum zannediyorken. O yüzden ortadayım abi bu sorunun şeyinde. Bu arada şey noktasında ben tabii ki Greta muhabbeti yapıyorum da yok ben de tabii ki küresel ısınmaya tamamen inanan ve bunda yaşayan etkilerini de gören bir insan olarak yani taşak geçtiğimi sanmayın. Evet var en büyük problemimiz bu bence şu anda dünya olarak. Devletler uluslararası topluluğa hesap verebilir olmalıdır. Bence bu da Putin misin değil misin sorusu. Yani evet abi tabii ki uluslararası topluluğa evet evet çok katılıyorum buna. Uluslararası topluluğa hesap verebiliyor olmalıdır yani kesinlikle. Kültür ve cinsel tercihleri fark etmeksizin tüm insanlara eşit davranılmalıdır. Yani tabii ki çok katılıyorum abi evet. Furry'lere de mi? Tabii. Bak furry'lere de mi? Oğlum benim fırlarla hiç problem yok ya. Bence burada şey diye sorabilirdin daha ziyade. Pedofillere de mi? Hayır. Yok canım. Zoofillere de mi? Hayır. Yani rızası dahilinde, yani rızanın Abi işte verilebileceği bak ortamlarda yapılan bütün furry cinsel yönelimler ve tercihler okey yani. Böyle ama bak furry çok furry. sınırda değil mi? Yani hani Abi vallahi değil biliyor musun? Bak bir şey diyeyim mi? Bence bana mesela şey daha uç geliyor. Sketçiler. Golden Shower'cılar. Anladın mı? Birbirinin üstüne işeyip sıçanlardan daha okey furry yani. Ne anladın? Bir tane tüylü kostüm giyiyor ya. Okey. Bir itirazım yok benim furry'lere. okay. O zaman katılıyorum diyorsun. Hı. Çok Okay. katılıyorum öyle. Kurumların uyguladığı baskı devletlerin uyguladığı baskıdan daha önemli bir meseledir. Anlamadım abi buradaki ne demek istediğini. Kurumların uyguladığı Kurumları baskı, kurumlar galiba özel kurumlardan bahsediliyor burada. tamam ama ne baskısı gibi burada? Ha? Yani herhangi bir baskı herhalde. Kamuoyu oluşturmadan bahsediyor anladığım kadarıyla. Kurumların Hı. uyguladığı baskı, devletlerin uyguladığı baskıdan daha önemli bir meseledir. Şirketler de olabilir bu arada. Evet. Yani bu cancel culture sansürden daha önemlidir mi demek istiyor ya da önemlidir ne demek ki? Ben bu hiçbir anlamadım abi bu soruyu. Çok saçma bir soruymuş. Orta baskı cevabını. Ben bir fikri oluşturamadım bu beyan üzerinden. O zaman orta. Tamam. Orta baskı. Evet, hadi bakalım. Sınırlarımızı göçmenlere açmalıyız. Orta. Vakumda cevap veriyorsun buna. Orta. Yani şöyle abi sınırlarımızı göçmenlere açmalıyız derken yani herhangi bir göçmen influx'ının bir ülkenin sosyal ve ekonomik stabilitesini bozduğunu ve oradaki başka insanların da hayatlarını bir süre boyunca bir kaosa sürüklediğini %100 kasılıyorum öyle zaten. Yani her toplu göçte aynı şey oluyor. O yüzden açmalıyız. Çok relax bir tabir ama öte yandan da yani bir yerde evine bomba düşüyor adamın yani. Anladın mı? Hani adam da bir yere kaçmak istiyor yani bombaların düşmediği. Hani 2 dakika gelsin bize soluklansın. Geri dönemiyorsa da gelsin entegre edelim artık. Yapacak bir şey yok noktasında da yani. O kadar da şeysiz olmamak gerekiyor. Merhametsiz olmamak gerekiyor. O yüzden açmalıyız gibi böyle full hani Göçmen açık diyor bak bu relax arada. bir... Göçmen diyor, mülteci değil Evet bak. evet. Evet. Ya göçmen değil. Okey ben mülteci diye düşündüm otomatikman. Yani sınırlarımızı göçmenlere açmalıyız mı deniyor. Sınırlarımızı Abi göçmenlere açmalıyız. göçmen okey ben aynen Immigration, mülteci diye düşündüm. immigration yani. Yani abi okey şöyle değiştiriyorum o zaman cevabımı. Bence de sınırları kaldırmalıyız. O yüzden çok kasılıyorum da geç. Madem Okay. göçmen gibi geniş bir yere aldık. Okay. Sahip Hı olduğum dini değerler mümkün olduğunca dünyaya yayılmalıdır. Evet ben çok katılıyorum. Benim sahip olduğum dini değerler çok relax yani. Herkes kendi dinini yaşasın gibi bir dini değerim var benim mesela. Bence Ha bir herkes böyle dakika. düşünmüyor. Öyle mi? Yani işte bu test bunu böyle anlamayacak abi. Çünkü Evet, bu test evet. sana demek istiyor ki aslında çünkü dini yani Tabii İslam benim diye dini soruyor. değerim Bu İslam aynen Hristiyan onu soruyor sana. dogmatik
sen kendi dogmalarını başkalarına dayatmak istiyor musun diye soruyor bu soru aslında. Ve o yüzden çok katılmıyorum bu testin anlayacağı şekilde bunun cevabı. Ama ben hani anti-dogmatik bir dini görüşe sahip olduğum için bence herkes evet bu dini görüşlerine sahiplensin yani. Okay. Ama çok katılmıyorum diyelim. Okay. Devletin varlığının kendisi özgürlüğümüz için bir tehdittir. Çok katılıyorum tabii ki. Vay amına Tabii koyayım. ki abi. Devletin ama kanka bu çok katılıyorum derken bu yani zaten devlet tanımının içerisi devleti tanımlamaya başladığı zaman senin özgürlüğünü kısıtlayan kurum olarak anlatmaya başlaman gerekiyor. Yani bir numaralı şey o. Devletin bir numaralı fonksiyonu o. Yani çünkü bu bir yandan da şöyle bir özgürlük de kısıtlayarak başlıyor. Mesela sen birini öldüremezsin, sen birinin malını çalamazsın. Bu özgürlükleri kısıtlayan da devlet. Ya da sen mesela hani bu senin kimin mülkü değil, kimin malı değil, birinin karar veriyor olması gerekiyor. Yani bunları da kısıtlayan devlet. O yüzden evet tabii ki devletin tanımı bu yani. Din devlette bir rol oynamalıdır. Hayır, hiç katılmıyorum. Nerede oynamalıdır? İçinde Toplumsal bulunduğum meselelerde. grubun hedeflerini diğerlerinin tümünden üstün tutmamız önemlidir. Hiç katılmıyorum. Sessiz bomba laf. Geçerli bir nedeni olmadan silah sahibi olmak yasaklanmalıdır. Tabii. Çok katılıyorum. Otoriter bir hükümeti protesto ederken dahi şiddet kabul edilemez. O ortadayım abi. Ha. Yani genel olarak ben çok şiddet taraftar değilim. Kendim bu vicdani sınırı aşmak istemiyorum. Etrafımda sevdiğim insanların da aşmasını istemiyorum. Şiddetin yozlaştırıcı bir şey olduğunu ve dipsiz bir kuyu olduğunu düşünüyorum. Ama öte yandan otoriter devletler bazen şiddet kapısını kendi açıyorlar. Ve sen o şiddete cevap vermediğin müddetçe işler daha kötüye gidiyor gibi gözüküyor. Bazen de yani haklı özgürlük mücadeleleri yaşanmış dünya tarihinde. Oğlum Şiddetle. Gezi'de Molotov diyorsunuz. Bunlar Ankara'da direndi. Kuğulu Park'ın oralarda. Yani dayak yiyip yiyip kaçtı bunlar. Şey gibi bir durum olmadı Ankara'da. Evet oğlum biz Genelkurmay Başkanlığı 1,5 kilometre ötesi direndik ya. Bizim öyle bir yere bir şey atma gibi durumumuz yoktu yani. Geldiler kaldırım taşı falan kaldırıyorduk sadece. Orta diyoruz. Askeri harcamalar para israfıdır. Hadi bakalım. Ay Dırı ya yani evet abi dırı. az katılıyorum buna. Tamam. Yani şu seviyede para israfı olun artık. Tek ödeyicili evrensel sağlık hizmetini aslan senlik bu. Tek ödeyicili evrensel sağlık hizmetini destekliyorum. Ben bu bir Amerikan tabiri herhalde. Ben anlamıyorum tek ödeyicinin demek. Ha, evet, kötü çeviri. Sen onu evrensel Ama sağlık yani hizmeti ya şey gibi düşün sen. evrensel sağlık sistemi tabii. Evet, Bir destekliyorum sigortan abi. var. Aynen Her tabii yerde tabii. çalışıyor Tabii. tabii. Aynen çok katılıyorum tabii ki. Yani en azından otomatikman sadece o ülkenin vatandaşı olduğun için ücretsiz girebildiğin hastaneler olmalı. Evet Şey kesinlikle. falan önemli değil yani, hani single pay ya da işte aidatlı falan önemli değil yani, böyle alıyoruz biz bunu yani. Yani bir yere kadar ödeyeceksin, her yerde hizmet alacaksın tabii, aynen öyle. Fuhuş yasa dışı olmalıdır. Hadi Bangkok çocuk. Sen söyle bakalım. Ya, hiç katılmıyorum ya. Ya Dere abi çünkü bu yani yıllardır yasaklanmaya çalışılıp yasaklanamamış bir sektör. Olmuyor işte. Hani akıl kârı değil artık bunu yasaklamaya enerji ve kaynak harcamak yani anladın mı? Hani fuhuş istenen bir talep edilen bir sektör abi onu yasaklayarak atamıyorsun yani sistemin içerisinde. O yüzden denetleyip düzgün çalıştıklarından emin olmak yani çok 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 daha mantıklı. Toplum yıllar önce şimdiye göre daha iyiydi. Hayır hiç katılmıyorum. İnternet öncesi, yıllar önce deyince internet öncesi falan da geliyor. Hiç iyi değildi yani. Devletler kendi vatandaşlarını düşündükleri kadar yabancıları da düşünmelidir. O ne ya? Yani orta. Okay. Uluslararası yardım para israfıdır. Hayır. Az katılmıyorum.
Halk kötü kararlar verir. Allah Allah. Evet ama yani full de değil abi. Yani az katılıyorum. Yani hiç orta ya bu orta. Yani halk kötü karar da verir, iyi karar da verir. Yani şimdi Brexit izliyoruz burada. Mesela İngilizler fatur fatur ağlıyor 2 yıldır. Allah'ım sıçtık ülkemizin içine falan diye. Şimdi belli ki halk kötü karar veriyor. Duyuyoruz. Yani o yüzden halk kötü karar vermiyor diyemem. Ama halk kötü karar veriyor da tek başına sanki halk sadece kötü karar veriyor gibi beyanda oluyor. Öyle de değil. Ne bileyim yani. Orta. Liderler ne kadar güçlü olursa o kadar iyidir. Yani az katılmıyorum. Ya bu çocuk 12 yaşında mı? Çok takıldım yorumlarına ben. Abi fuhuş yasal olduğundan direkt idiokrasi olur diyor. Arda sen çocuk musun ya? Aa. Herife bak be. Bir de zenginlerin şey yapması çok. Sen şeyde bittin oğlum. Senin bundan sonra hiçbir fikrin geçerli değil. Sen zenginlerden daha fazla vergi alınmamalıdır dedin ve bittin orada. Geç. Senin hiçbir fikrin önümüzdeki 5 yıl içinde değerli olmayacak. Kitap oku. Evet. Liderler ne kadar güçlü olursa o kadar iyidir. Katılmıyorum. Az katılmıyorum buna. Yani hatta yok az katılmıyorum. Sembol belli bir oranda sembolik önemlerinin olması insanlara kendini iyi hissettiriyor. Yani bir televizyonda seni kendini temsil ettiğini düşündüğün ya da zor zamanlarda sözleri ya da tavırlarıyla sana yardımcı olabilecek. Yani mesela şu deprem esnasında bir tane güçlü bir lider çıkıp huzur verici, şey verici konuşmalar yapsa, hareketler yapsa hepimiz kendimizi daha iyi hissederdik. O yüzden biraz katılıyorum buna ama o yani sadece siyasi lider olması gerekmiyor bunların. O yüzden az katılmıyorum. Hiçbir kültür bir diğerinden üstün değildir. Ben buna katılmıyorum dedim bu Hiçbir arada. kültür diğerinden üstün değildir. Evet. Değil mi Bence cümle? Tabii çok evet katılıyorum. bazı öyle mi? Bence bazı kültürler üstün lan diğerlerinden. Abi daha felsefik bir geriye bir şey çekeceğim. Üstün diye bir şey yok. Yani herhangi bir konsept, soyut ya da somut, herhangi başka bir konseptten üstün objektif olarak değil. Öyle bir şey yani o sos tamamen bir tercih meselesi. O yüzden de üstün kelimesi buradaki benim bence semantik olarak kabul edebileceğim bir kelime değil. Bir şey diğerinden daha tercih edilebilir olabilir senin için. Bence en Okey. fazla öyle diyebiliriz yani. Tercih edilebilirlik açısından. Okey olabilir. Tabii ki. Yargılamıyoruz. Buna katıldın. Savaşların diğer ülkelere haklı gösterilmesi gerekmez. Ne kadar kötü bir çeviri. Abi şimdi bak evet kanka şimdi şöyle bir yerden ben mesela buna evet çok katılıyorum demek istiyorum. Savaşçıların diğer ülkelere iyi gösterilmesi gerekmez çünkü zaten bu tıraş bir çaba. Yani savaşın iyi gösterilmesi. Anladın mı? Sırf bullshit bir şey yani. Hani bu bullshit çok gereksiz o yüzden. Ama şimdi böyle deyince de sanki şey tarafı tespihin şey tarafında algılayacak gibi hissediyorum yani anladın mı? Tabii ki işte biz Irak'a gireriz hesabında mı vereceğiz zamana koyayım bunun falan gibi bir adam olarak algılayacak gibi hissediyorum. Yani savaşların diğer ülkeleri iyi gösterilmeleri gerekmez. Ortada geç abi o yüzden. Kanun ve düzeni sürdürmek son derece önemlidir. I have the law. Hukuk ve düzeni sürdürmek diyor değil mi? You Evet abi az katılıyorum bunu. Az katılıyorum ona. Tamam, bir çay koyup geliyorum ben. Tamam. Çok katılıyor olmamın sebebi de çünkü bazen hukuk ve düzenin olmadığı yerlerden o kaosun içerisinden çok ilginç şeyler çıkabiliyor kültürel ve toplumsal olarak. Tam o ara yasakların arasından, tam o hani, bir isyan alanının içerisinden. O yüzden her yerde hani, hak, hukuk, düzen, full içeride yani her şey nizami gidiyor olduğu zaman da biraz sıkıcılaşıyor bence hayat. Totalde. Bu şey muhabbetini bak. Orayı götten anlamışlar. Sokakta kadın taşıyan kültür demek üstün yani. Wokluğunu da bir seviyorsunuz. Oğlum adam öyle bir şey demedi lan. Adam tabii ki de onun da şey olduğunu başka bir şey söyledi adam. Açıkladı bir de. Hala böyle tetiklenip salak salak yorumlar yapıyorsunuz. Öyle bir şey değil tabii ki. O Ya suç bir kere amına koyayım yani. O bir kültür değil. O bir suç bir evet kere. abi. Bunu açıkla. Bu Evet bir de ayrımı bence anlatmak mı lazım aynen. illaki? Ben az o zaten üstün meselesinde kendimi yeterince ifade ettiğimi düşünüyorum. Artık Evet onu evet anlamak evet böyle çok evet. ısrarlı bir şey yani kabalık. Yani Evet çünkü evet. tabii ki evet abi hani ben ağzımda da söyleyeyim tabii ki benim tercih ettiğim
kültürel davranışlar mesela kesinlikle kadının ve yani erkeğin de bu arada cinsiyet rollerinden çok daha bağımsız bir şekilde kendilerini yaşayabilir, kendi hayatlarını yaşayabilecekleri toplumsal kültürel davranışlar. Bunu ağzımda da söyleyeyim. Yani HNGK'nın 156. bölümünde bunu da söylemiş olayım ama bilmiyorsanız tanımıyorsanız beni. Harbiden tuhaf yani. Bunu söylemek gerekiyor illaki böyle konularda. Evet. Kanun ve düzeni sürdürmek son derece önemlidir de kalmıştık. Ne demiştin sonra buna? Az katılıyorum abi. Az katılıyorsun. Tamam. Yiğitcan, çok korkuyorum çıkacağın şeyden. Hiyerarşik bir devlet en iyisidir. Ben buna biraz Yani katılıyorum. abi vakumda az katılıyorum buna. Çünkü sadece devlet değil amına koyayım. Yani 3 kişiden fazla herhangi bir insan grubunun harmonik bir şekilde hareket edilmesi için emir komuta zincirine ihtiyaç var. Bunu bak şey de söylüyorum. Yani biz 4 arkadaş tatile çıkalım birinin bir yere gidelim demesi gerekiyor. Hatırla abi bize 5 arkadaş 5 miydik? 4 müydük? 5 arkadaş Çeşme'ye tatile gittik. Bir tane böyle bir plancımız hani abi ben ayarladım bugün buraya gidiyoruz bugün buraya gidiyoruz diyencimiz olmadığı için 5 günün 4 günü Airbnb'de oturduk Switch oynadık. Hani kötü mü oldu? Hayır kötü olmadı ama hareket edemedik yani onu demeye çalışıyorum anladın mı? Bir şeyin yani kalabalık organizasyonların sağlam hareket edilmesi mutlaka emir komuta zincirine ve hiyerarşiye ihtiyacı var. O yüzden az katılıyorum. Emrah Umut Koç 13. yılında hoş Emrahçım geldin. hoş geldin. Birleşmiş bir dünya devleti, pardon. Araştırmalar uluslararası ölçekte gerçekleştirilmelidir. Tabii çok katılıyorum abi. Evet. Birleşmiş bir dünya devleti insanoğlu için faydalı olurdu. Vay küreselciler vay. Birleşmiş bir dünya devleti insan için faydalı olurdu. Yani abi bilmiyorum. Federasyon diyor işte. Zor bir şey bu. Evet ama spesifik olarak Birleşmiş bir dünya devleti diyor. Yani bir dünya başkenti, bir dünya meclisi olacak, değil mi? Tabii. Belki işte küçük Yani küçük o küçük küçük nasıl abi şeyler çok olacak geniş bir belki yani. tabir. Aynen Böyle işte. çok Şimdi mesela güçlendirilmiş o valiler olacak. ha bravo. Öyle bir şey olursa şimdi mahalli bir sosyalizm gibi bir şeye gelirsek o ayrı bir şey olabilir abi. Yani mesela biz hepimiz kendi küçük demoslarımızda duruyoruz. Onların böyle muhtarları. Ondan sonra muhtarlar işte bir tane bir şey eyalet şeyine gidiyorlar, meclise gidiyorlar. Sonra onun şeyi var. Onlar da böyle dünya meclisine gidiyorlar falan gibi bir sistem varsa mesela. Olabilir. Bu çok geniş bir şey acı. Yani nasıl bir dünya devleti olacak ki? Çağan hoş geldin. Yani Yani dün geçen konuştuk şeydi işte biraz ona yakın. Yani Osmanlı'nın en güçlü dönemindeki sınırları mesela. Hani şey dedik ya abi İstanbul'daki Afrika'dakiyle nasıl yani hani telefon falan da yok ya. Nasıl oluyor diye. Valiler çok güçlü oluyor böyle bir durumda. evet, daha federatif işte. Evet yani o vali de parasını veriyor. Senelik parasını veriyor işte. Bir ona, o bölgeye yakın bir yerde askeri bir durum yapılacaksa asker desteği veriyor. Ama Evet. günün sonunda çok da Osmanlı hissediyorlar mıdır? I don't know. Yani İsmail hoş geldin. Ya abi işte bu sorunun cevabı o yüzden aslında devletine göre değişir. Nasıl bir devlet yapılanması olduğuna göre değişir dünya devleti konsepti. Sen Çünkü bir yandan da hayalindeki ne abi diyeceksin? Hayalindeki ne diyeceksin sen? işte yok yok ben onu demek istemiyorum. Çünkü bu sesin anlayacağı şey çok farklı. Ben orta cevap vereceğim abi buna orta. Yani devlete göre değişir. Bu testin skalasını da ortaya tekabül eder bence. Tamam. Tüm vatandaşların sosyal yardım almalarını sağlamak yerine dengeli bir bütçeye sahip olmak daha iyidir. Allah Allah. O ne demek oğlum? Ama Zaten dengeli bir bütçeye sahip olunca otomatikman tüm vatandaşların sosyal yardım almalarından emin olmuyor. yok Yani burada şeyi asüm ediyor burada. Sen bütün insanlara yardım edersen otomatikman bütçen sikilir gibi bir şey yapmış. Yani bu birisinin fikri benim anladığım kadarıyla ve böyle bir fikir var. Buna katılıyor musun şeklinde alabilirsin bunu. Hani az bu katılmıyorum diyelim abi. Ha tamam. yani aynen. Gücümüzü arttırmak yerine barışçıl ilişkileri korumamız daha önemlidir. Gücümüz devlet olarak diyor bunu. Gücümüzü arttırmak yerine barışçıl ilişkileri kurmamız daha önemlidir. Tabii ki çok katılıyorum. Leonid hoş geldin Leynoyut hoş 13. geldin. ayında. Yol ve elektrik gibi temel hizmetler kamu mülkiyetinde olmalıdır. Enes sen de hoş geldin. Çok katılıyorum. Çok katılıyorsun. Genetik değişiklik insanlar üzerinde daha iyicil bir güçtür. Ne? Genetik Genetik değişiklik. değişik.
Genetik değişiklik insanlar yani genetik diversity insanlar üzerinde daha iyicil bir güçtür. Ne insanlar üzerinde daha iyicil bir güçtür ne ya? Çok kötü bir çeviri bence. Ama yani burada şeyden bahsediyor değil mi? Farklı ırkların mikslenmesi mi yoksa bilim olan genetik mi yani? Transhümanizm mi yoksa Ha, bize bir bravo. zenci ile mi? Transhumanizm mi, diversity Transhümanizm mi mi? yoksa Aynen. bir zenci ile mi evlendim mi? Hani? Abi yani bir de ya abi çok katılıyorum da geç bu nedir bilmiyorum da iyicil bir güç ne demek onu da anlamadım ama ikisi de bence olur yani yer toplumda. Yani diversity de olsun, transhumanizm de olsun okey yani. Aile değerlerimizi korumak esastır. Hayır hiç yani hiç katılmıyorum. Çocuğum G oldu. Esastır. Ulusal egemenliğimizi korumak önemlidir. Ya az katılmıyorum abi. Avrupa Birliği gibi bölgesel birlikleri destekliyorum. O çok katılıyorum buna kesinlikle. Ulan Yiğitcan, ulan Yiğitcan. Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre. Bu ne demek ya? Yani şey işte bu Amerikan idiyomu ya. From işte to each their own falan bir Ha, şeydi. Twitch'lere Öyle on bir mu lafı diyor? var. Okey. Öyle bir şey işte yani öyle bir lafın İngilizcesini unuttum. Yani şey yani anladın mı? Aslında gelir logaritmik gelir vergisi soruyor abi Ha, burada. bu Marx'ın Bu lafı. soru. Okey, tamam. Okey. Ha okey. Ne diyor kanka? Az katılıyorum evet. Az katılıyorum. Evlilik dışı cinsel ilişki ahlaksızlıktır. Ha bunu zaten şeyde çok katılmıyorum. Aşırı katılmıyorum. Terör eylemlerinden korumamız için bazı sivil özgürlüklerden fedakarlık edilmesi gereklidir. How do you George W. Bush? Patriot Act. Civil liberties against these terrorists. Civil liberties. We have to sacrifice our lives. Patriot Patriotic. Act of 1990. 99. Taliban. Evet. Evet. Ya hayır yani katılmıyorum abi böyle bir şey yok. İklim değişikliği ile Terör. mücadele için birleşmiş bir dünya olarak çalışmamız önemlidir. Evet, çok katılıyorum. Tabii. Devletin tüketiciyi korumak için ekonomiye müdahale etmesi gereklidir. Abi az katılıyorum. Evet. Yani İbadethaneler tıkı. de di ha. Diyor, söyle söyle. İbadethaneler de tıpkı diğer kurumlar gibi vergilendirilmelidir. Hard yes. Tabii. Çevre yasaları Katılıyorum çok. esastır. Çok katılıyorum. Yani az katılıyorum ediyor pardon. Bir nevi Çocuklar genel devlet güvensizliğinden. dini ve geleneksel değerleriyle eğitim görmelidir. Yok yok hiç katılmıyorum. Eğer göçmenleri kabul edeceksek, onları kendi kültürümüze asimile etmek önemlidir. Evet çok katılıyorum. Gittiğin yere asimile Gelenekler olmalısın abi. Ben bunu ciddi olarak düşünüyorum yani. kendi başlarına hiçbir değere sahip değildir. Hayır, az katılmıyorum buna. Yani gelenekler kendi başlarına bir değere sahip. Demokrasi bir karar verme sürecinden daha fazlasıdır. Tabii çok katılıyorum. Bunu cevaplamıştık zaten. Uluslararası ticarete uygulanan gümrük vergileri yerel üretimi teşvik etmek için önemlidir. Uluslararası ticarete uygulanan gümrük vergileri. Ha, yerel şey. Ha. Evet. Evet, az katılıyorum buna. Aynen. Tabii. Otomasyon, bilim ve teknoloji ile daha iyi bir dünya gelecektir. Tabii, çok katılıyorum. Üretim araçları onları kullanan işçilere ait olmalıdır. Ya, az katılıyorum abi. Çok katılmıyorum buna. Allah Allah. Yani evet çünkü yani şöyle değil mesela ben gerçekten kapital akümülasyonuyla ilgili problemim yok. Serbest pazarda bunun bir yerde yani bir insan mesela kapital toplama konusunda benden daha yeteneklisi toplayabilir. Bu kullandığı kapitali de kendisine
Çok yüksek bütçeli, çok yüksek paralı bir üretim aracı alabilir. Sonra da bu üretim aracını idame etmek için insan istihdam edebilir. Ben bunlarda problem görmüyorum. Öte yandan yani daha komünel üretim araçları sahipliği ya da bu yeni dijital çağımızda gelen daha bireysel üretim araçları sahipliğine de varım. Yani kendi işte evde kendi takısını üreten insanların da varlığı önemli. Bence bunun komple şeye gitmeden. Az katılıyorum mu? Ha, ne diyorsun da? Az katılıyorum abi. Tamam. Devletin çoğunluk görüşüne göre hareket etmesi önemlidir. Bu görüş yanlış da olsa dahi. Yok hayır canım. Az katılmıyorum. Çok katılmıyorum buna, hayır. Çok katılmıyorum. En çok katılmıyorum. Piyasalar ne kadar özgür olursa insanlar da o kadar özgürdür. Az katılıyorum buna. Ulan Yiğitcan, hiç beklemediğim cevaplar veriyorsun. Evet, son 5 soruya girdik. Benim ulusum büyüktür. Ne? Ne? Çok katılmıyorum abi. Allah Allah. Miras meşru bir servet biçimidir. Oo, of. Babacım ya. Hayır, katılmıyorum. Yani Aa! az çok katılmıyorum. Yok, hayır. Çok Aa! katılmıyorum. En çok katılmıyorum yani buna. Nasıl Gerçekten yani? miras meşru bir servet biçimi değil ya. Aa. Kanka, Ama bütün ekonomik sistemimizin içine sıçan şey miras. Yani bu arada çok insani bir şey olduğu için yani tartışmalı olan kısmı benim kafamdaki o zaten. Yani hepimiz bir sonraki neslimize bu hayatta elde ettiğimiz şeyleri bırakmak istiyoruz yani. Yani çok insani bir ihtiyaç. Ama öte yandan bütün bu dünyadaki çarpıklıkların, yolsuzlukların ve ekonomik adaletsizliklerin kaynağı miras siyasası yani. Çünkü Donald peki Trump'ları ya, miras çıkartıyor. benim anneannemden kalan evim, onda mı vermeliyim? İşte kanka, bilmiyorum, bunu anladın mı? Bence yani niye vermedim? Yani bir yandan şöyle, sen o evi hak etmedin. Sen o ev için çalışmadın. Sen o ev için ekonomiye veya toplumuna bir artı katkıda bulunmadın. Benim evim lan orası, Ama orada sen bile deden kaldın pezevenk. bulundu. Deden bulundu ve deden... Oğlum hayır lan, zaten kendim için de söylüyorum. Yani sen dedenin evini, annenin evini verdin diye öne gel. Böyle benim annemin evinde de bahsedebiliriz. Ben de annemin evine hiçbir katkıda bulunmadım. O evi hak edecek, ekonomik ve sosyal olarak o evi hak edecek hiçbir şey yapmadım. Ama mesela annem yaptı ve annem de yaparken evladıma da bırakayım diye yaptı. Anladın mı? Yani kadın çalışırken derken mesela. Yani onun için de Ne düşünerek yaptı. O istedin yüzden iki arada bir garibanlardan? derideyim. Ama bu... Ha? Garibanlardan ne istedin şimdi sen? Hayır abi, bunun bir şeyi olmalı işte yani. Şimdi benim kafamda bu konu tartışmada, onu demeye çalışıyorum. Ben niye anlatamadım bunu? Yani ben iki tarafı da anlıyorum buradaki. Ya sen şey diyor, sen Ama Elon Musk level'ında rahatsızsın bu konudan da. Öyle deyince şey abi, de olmaması öte gidiyor. gerekiyor zaten. Tamam ama evet, ama ben öyle deyince şey de öte gidiyor işte galiba burada. Normal insanlar da öte gidiyor. Hayır ama işte şöyle abi, buradaki wording şey ya, meşru bir servet. Meşru bir servet falan değil. Yani ben sadece Hacı Baba zamanında yapmış bir şeyler diye zengin başlamamalıyım hayata. Yani daha da başlamamalıyım değil. Başlarsan bu meşru değil. Hak edilmiş değil. Ve sağlam bir zeminde oturmuyor. O yüzden bu cümlenin kelime ifadesi, yani kelime dizilimi, bence hiç katılmıyorum buna. Yani bana meşru değil mi diyordu. Meşru değilse çok katılıyorum yani. Ama miras olmalı mı olmamalı mı da iki fikirdeyim ben. Yani net bir fikrim yok. Bir yandan Miras çok zararlı bir şey, bir yandan da çok doğal bir şey. meşru bir servet biçimidir. Katılıyorum, katılmıyorum. Yok, buna çok işte bu cümleye hiç katılmıyorum. Meşru değil. Olmalı mı olmamalı mı? Yani bir yandan işte dediğim gibi çok tekrar tekrar anlatayım da şey kalmasın yani. Bir yandan çok doğal. Bir yandan da çok zararlı oldu da çok aşık. O yüzden de hani belki çok aşırılarının, hani bir ev, hani bir tane ne bileyim bir ev, bir tane bir işletme, küçük işletme falan, hani onlar belki bu kadar negatif bir etki yapmıyordur şey içerisinde, ama yani sen işte Donald Trump olduğun zaman şey gibi bir sıkıntıya giriyorsun yani. Babam bana işe başlarken 1 milyon dolar gibi küçük bir borç verdi gibi cümleler kuracak kadar kopuk ve anlamsız bir şey oluyorsa, makas nesiller arası giderek açılıyor abi. Bence meşru bir servet biçimidir cümlesi üzerinden değerlendirdiğinde okey, zaten dediğinde bir şey yok gibi. Yani meşru mudur?
Yani o kişisel bir durum gibi biraz. Çünkü yani ne değiştiriyor ki meşhur olup olmaması? Var sonuçta yani. Ama şey sorulsaydı herhalde Çünkü başka bir cevap verdim. Miras yasaklanmalı mıdır falan gibi bir şey sorulduğunda yani. aynen ona daha ortada cevap verirdim işte şu anki kafa yani Aynen. şeyle, ama Yok meşru yok. meşru diyor yani. Aynen. Yani adam şey demiyor. Chat de yine götünden anladı. Miras kaldırılsın falan gibi bir şey demedi. Bunu söyledi. Böyle bir iki tarafı keskin bir bıçak dedi yani bu konu. Bir tarafı seni, bir tarafı beni kesiyor. Evet. Şey, buna ne diyorsun şimdi? Katılmıyorum diyoruz buna, değil mi? Aynen. Tamam. Birleşmiş Milletler dağıtılmalıdır. Hayır, hiç katılmıyorum. Kamu tarafından finanse edilen araştırmalar halk açısından bunu piyasaya bırakmaktan daha faydalıdır. Araştırmalar değil mi? Yok ya, katılmıyorum buna. Yani az katılmıyorum ama. Son sorumuz. Kaliteli eğitim herkesin hakkıdır. Tabii, çok katılıyorum. Evet, hazır mısın? Buna Hı. basınca siyasi görüşün ortaya çıkacak. Hadi bakalım. Bu hayata ODTÜ'lü bir solcu olarak başladın. Daha sonra bir takım değerleri ülkeden giderek reddettin. Bu Hı. hayatı global bir insan olarak yaşamaya kendini adadın ve bu konuda ısrarcı oldun ve yaklaşık olarak herhalde 5-6 senedir bunu yaşıyorsun. Hı. Farklısın. Biz yerliler ve onların değerlerini sen pek gözetmiyorsun. Kendi değerlerin var. Bu hayatı kendi doğrularına göre yaşıyorsun. Bu bir suç mudur? Değildir. Bazen kutunun dışında fikirlerinle bizleri sinirlendiriyorsun. Ama genelde bunları güzel ifade ettiğin için de çok da sinirlenemiyoruz. Maceralar yaşıyorsun. Biz yaşayamıyoruz. Belki hayatla ilgili ufukların bizden daha geniş. Belki bu da bizi rahatsız ediyor biraz. Bakalım. Seni ot ile başlayan averaj bir solcu ile başladın bu yolculuğun seni nereye götürmüş? Arda seni götten sikerim gerçekten bir yorum daha yazarsan bu chat'e. Bak seni harbiden sikerim bak. Seni çok kötü döverim oğlum. Seni bulurum değil mi? Sus amına koyayım. Tek bir yorum daha yapma. Banlayacağım yoksa seni amcık. Aa, evet. Bakalım. Bu istediğim kadar intro yaparım lan amcık. Sana mı soracağım? Aa, benim yayınım. Evet bakalım. Seni solcu olarak, averaj bir solcu olarak başladın. Bu hayatta attığın, kurduğun toplumsal ve sosyolojik adımlar nereye getirmiş? Evet geldi. Heh. Hay amına koyayım Yiğitcan. Ne çıktık abi? Abi çok kötü. Neymiş? Abi çok Gavat çıktı. abi gavat çıktın. Aşırı moralim bozuldu. Hayır. Abi böyle bir şey ya sikeceğim gerçekten ya. Libertaryen sosyalizm nedir oğlum? Libertaryen sosyalizm ne amına koyayım? İşte şey kanka, yani devlet işimize karışmasın ama bir takım sosyal politikaları da gözetsin, korusun falan gibi bir Amerikan pozisyonu herhalde. Bu Libertarian sosyalizm. CS'nin çıktığı mı? Chat. Sosyal liberal bu. CS'nin çıktı. Can da mı bundan çıkmıştı? Oğlum sen evet bak sen CS'nin çıktığı şey çıktın. Bu değil mi? O. Çok şaşırdım. Bu arada bu, yani bu testin yanlış olduğunu tek başına ispatlayan bir şey abi. Ben kesinlikle, yani siyasi olarak bir yerde duruyor olsaydım da Can'la aynı yerde duruyor olmamız şu ihtimal gibi geliyor bana, Can'ı tanıdığım için. Sosyal liberal değil arkadaşlar. Liberal sol hayır değil mi? Onu bana söyleyin de bu farklı mı? Ha bu farklı. Bu farklıymış. Tamam. Sosyal liberal libertaryen sosyalizm. Bunlar farklı. Sosyal liberal. Okey tamam. Tamam. Ben bilmiyorum çünkü bu liberallerin kaça bölündüğünü. Peki ben nasıl sizden daha solcu çıkıyorum? Bu nasıl oluyor? Bilmem ki abi. Tessiko bir kere zaten. Her şeyden önce onu bir netleştirelim. Abi Onun haricinde ben sen Bernie ben benden Bernie daha devletçi bir adamsın. Abi ben Yani genel Bernie olarak Sanders zaten. çıktım. Ben Sok Dem çıktım. Hı. Bernie Sanders çıktım ben. Yani Yani. sosyal demokrasi çıktım ben yani. Sosyal demokrat. Hı.
Ben de bu arada Aoc'e çıktın yani. abi ben de bu arada şey olarak çıktığım ne da sosyal demokrat olarak çıktığım yolculukta sosyal şeye geçtim. Sosyal demokrasi. Bernie Sanders'çı olarak çıktım yani. Bu senden daha Evet. solcu. Bu benden daha mı solcu değil amına koyayım? Libertaryen sosyalizm benden daha solcu değil herhalde, değil mi? Bu hard özgürlük. Bakalım. Ekonomik eksen. Abi %72 eşitlik tarafındasın. Hı. %27 piyasalar tarafındasın. Diplomatik eksen enternasyonalist. Hı. %83 dünya tarafındasın. Şeyin tarafın çok az. Ulus tarafın çok az. Sivil eksenin libertaryen. %77 özgürlük tarafındasın. Evet benden sol bu. %77 özgürlük tarafındasın. Sosyal eksende progresifsin abi. %81 ilerleme. Bu nasıl benden sol? Sen devletçi solsun Mert abi. Öyle mi oluyorum? Artık iyice ben de kaydı arkadaş. O kadar fazla çıktı ki bunlardan. Ben sosyal demokratım sanıyordum. Daha sonra Sokdem'in ondan ayrı bir şey olduğunu öğrendim mesela. Yani. Soktan. Sokdem meğerse daha Bernie Sanders gibi oluyorum. Sonra Bernie Sanders'ı okuyunca anladım yani. Ha okey evet bu herif falan oldum. Libertaryen sosyalizm Ancom gibi bir şey abi. Kropotkin, Benjamin Tucker falan. Ha. Ne diyorsun? Nasıl hissediyorsun abi? Libertaryen bir sosyalist olduğun için. Artık bunu Twitter profiline yazabilirsin. Libertaryen sosyalist diye. Tabii. Hemen yanında da INFJP yazacağım. Don't tread on me. Don't tread. Böyle Abi bir... sen şu anda çok enteresan. Sen şu anda hem Marx'tan hem de neydi Wealth of Nations adam? Adam Smith. Adam Smith'ten şey yapabilirsin. Quote'lar yazabilirsin oraya buraya. Wealth of Yani Nations, sen Adam böyle Smith dedim, evet. McDonald's yan Marx gibi oldun sen biraz. Ya abi bilmiyorum ya kanka, gerçekten bilmiyorum. Chomsky anarşist değil mi lan? Ben şeyle mi karıştırıyorum Chomsky'yi? Bir tane daha Bilmiyorum ki. anarşist. Bir tane daha anarşist bir herif vardı. Onunla karıştırıyorum herhalde. Chomsky Ben miydi? bütün bu testi gerçekten kişilik testi kadar yani şey yaptım. Hani bir de üzerine böyle muhabbet etmek fırsat oldu falan. Şu an ne olduğunu bilmiyorum. Yani şu an ne yani çıktığım şey yani şey gibi falan hani bilmiyorum. Burç okuması falan gibi bir şey şu an bu benim için. Doğrudur. No, evet. Seni çok Deniyor. sen ana evet galiba anarko kapitalizmle karıştırıyorum aynen öyle. Abi seni çok fazla anarşist olmanı isteyenler var. Bu da bir anarşizm türü falan Olmalı. diye Tabii. yedirmeye çalışıyor. Seni niye anarşizme çok yakın şey yapıyor acaba? Abi ben çok uzun süre anarşist yani çok uzun süre en gitmemiz gereken yani insanlık olarak yani bu siyasi meseleleri umursarken kendi siyasi düşüncelerimin gelişiminde şey çok önemli bir yer tutuyor. Yani gitmemiz gereken yerin anarşizm olduğundan emindim. Çünkü bugün hala da aynı şeyi hissediyorum. Devlet bana güven vermiyor bir kurum olarak. Hatta beni korkutuyor yani. O yüzden de devlet şüphesi her zaman olduğu için bütün herhangi bir bu konularla ilgili bir pozisyon belirtmem ve de ifade etmem gerektiği zaman hep devletten çekinen bir yerde duruyorum. Bu da bir anarşist ima ediyor tabii ki. Durum ima ediyor yani. Ama işte dediğim gibi zaman içerisinde şeyi de önemini de anlayıp kavradım. Yani bir takım sektörlerin ve kuruluşların, pardon özür dilerim, bir takım sektörlerin ve alanların kar amacı gütmeden yönetilmesi gerekiyor. Sağlık ve eğitim gibi. Oralarda da işte o devletimsi şeylere ihtiyacımız var yani. Ama işte devlet bir yandan da elinde silahıyla geziyor. Oradan da emin değilim işte, o yüzden korkuyorum yani. Bak Öyle bir yer. Yojimbo çok güzel demiş. Ben hep şeyi karıştırıyorum hakikaten. Libertaryen ve liberali ben karıştırıyorum. Libertaryen normalde evet özgürlükçü anlamına geliyor aslında şeyde. Libertaryen sosyalistler anarşist okula yakındır zaten. Libertaryen ifadesi liberal kaçıyor. Buradaki libertaryen felsefesi Joseph Dökok ekolünden anarşist bir duruşu simgeliyor. Anarşist bir duruşu Canım simgeliyormuş için. benim. Jojimbo demiş ki orada Joseph Dejac ekolünden libertarian Aha. ifadesi anarşist okula yakındır. Hemen aşağısında Recep Balbaş saçma sapan fikirler. Devlet olmadan da görürsünüz eberiz. Umut Sarıkaya'nın şeyi karikatürü vardı ya kanka, anarşist Evet. gelince karımızı sikmesinler. Yine anamıza Bir de bacamıza Recep fotoğrafında öyle bir gülmüşsün ki senden hiç böyle bir yani beklenmez biliyor musun?
Çok da böyle naif bir gülüşün Devlet var yani. olmaz. Sikerler sokakta, sikerler Ya ben bu arada ben Recep kadar şey olmasam da böyle ifade etmezdim tabii ki, ama ben tabii ki devletlerin varlığını gerekli görüyorum açıkçası bazı noktalarda. evet, ben de abi. Ben de. Yani Yani az önce bir söylediğim sebeplerden ben de görüyorum abi evet devletlerin ya, varlığını gerekli. ben galiba bu geçtiğimiz yıllar için artık senden daha sağayım official olarak. Değil mi? Abi hiçbir anlam ifade etmiyor bu sağ ve sol Evet, skalası etmiyor benim tabii için ki. artık. Etmiyor tabii ki, evet. Yani bu çünkü yani komünizm kapitalizm kavgası bittikten sonra yeni bir sağ sol şeyini şey gibi bir yere oturttular. Yani işte sosyal olarak daha progresif, ekonomik olarak da daha devletçi olmak daha sol, sosyal olarak daha muhafazakar, ekonomik olarak da daha serbest pazarcı olmak daha sağ gibi bir yere oturdu. Hani bu skalada mesela bu çok karışık bir skala. Abi. Bence bunlar bu, yani buradaki yani ben sosyal olarak progresif olup yani şey anladın mı? Orada bir karışıklık var bence. O çok artık bir şey anlam ifade etmiyor. Ama bir takım mevzularda benden daha devletçisindir. Bir takım mevzularda benden daha progresifsindir, özgürcüsündür. O Ya ayrı yok, bir şey yani. ben Ama tabii ki ben şey noktasından bakmıyorum tabii ki canım. Bu geleneksel solsa, kendi anladığım solsa üzerinden bakıyorum ben. Yani ya sonuç olarak günün sonunda bunlar en nihayetinde global şeyleri de, yani paradigması değişen yerine ve şeyine göre, ama bir spektrum ya kanka. Cinsellik gibi bir şey esasen bu yani. Aynen. Mert daha solda, üretim araçlarının işçi sınıfı gerektiğini savunmuyor. Tesla Yiğitcan savunmuyor. Ya evet, orayı ben de anlamadım. Ben ondan çok şaşırdım. Shape of Mart, Fire hoş geldin 15. yılında. Ben Şerif tamamen yok Bayfart. ben de ondan şaşırdım. Yiğitcan'ın mesela %100 o noktada olacağını düşünüyordum. O noktada değilmiş yani. Hani ben de üretim araçlarının şeylere sahip olması, yani üretim araçlarının direktman onu üreten işçilere sahip olması gerektiğini düşünüyorum çünkü. Ya bunun nasılı bunun olası pratikleri, bunun nasıl olabileceği ile ilgili farklı fikirlerim var. Orası ayrı. Tabii ki şey gibi değil. Hani birdenbire abi bütün dozerleri işçilere verelim tarzı değil yani. Öyle öyle mantıksız bir noktadan değil. Ama en azından bunların bir şekilde konuşulabileceğini düşünüyorum yani. Sendikalaşma bu noktada önemli mesela. Sendikalaşmayı aşırı derecede destekliyorum bu yüzden. Ama genelde sendikalarda sıçtığı ve batırdığı için Türkiye'deki örneklerinde bakalım. Yani benimki tabii ki biraz ütopik bir şey. O yüzden. Ama ben burada, ben bu süreçte kooperatifçilik işte. Yani ben bu süreçte en çok şey anlamıyorum. Her şeyi anlıyorum. Her görüşü bir noktaya kadar anlamaya çalışıyorum. Ama harbiden abi zenginlerden daha çok vergi alınmasın insanını hiç anlayamıyorum. Ben anlayamıyorum yani. Bunu diyen insanın çünkü milyoner olması lazım gibi. O zaman anlarım sadece. Ama yani bunu çoluk çocuk dediği zaman ne oluyoruz falan oluyorum. Evet. Evet. Zenginlerden daha çok vergi alınmasının noktası en şeyde işte bu Reagan döneminde falan şey diye savunuldu işte o para hani sonradan aşağıya iner trickle down. Hani şimdi onu orada devlet almazsa işte sonra o adam daha yatırım yapar. İşte bir sürü farklı insan işçi alır falan ekonomiye dağılır o para geri. Hani kapital ekümül ettikçe ama işte bir yandan da diğer devlet de bunu yardımcı olabilir abi işte bu aşağıya doğru dağılmada. Çünkü insanlar kendi niyetleriyle kendi servetlerinden ayrılmıyorlar genelde. Çünkü insanlar tamahkardır. Bak ben Falan de böyle, bilmiyorum. ben de Yojimbo gibi düşünüyorum. Ben Yiğitcan'ın bazı konularda kamu kurumlarının şeffaflığı hesap verildiği bir konuda için etkili olduğunu düşünüyorum. O bence bunların devamlılığı da biraz şey. Bunların orijini de biraz Türkiye efekt bence. Bu arada Finlandiya'da yaşasa Tabii bu canım. anlamda cevapları değişkenlik gösterebilir. Keza kamu kurumları çok, evet, orada bir kere şey ayrı. Kamu kurumları devlet ayrı bir kere. Yani hani Abi ben ya evet yani devlete güvenebildiğim coğrafyalarda yaşamış olsaydım hayatımın çoğunluğunu tabii ki farklı hissederdim yani bu konularla ilgili. Ama öte yandan da yani bir yandan biraz da hani tarih okuyunca farklı kültürlerde nasıl işleniyormuş okuyunca devlet yani devlet %80 yozlaşmaya müsait bir kurum. Yani ortalama vuruyorum şu an. Hani hükümetleri falan ayırıyor. Hani farklı dönemlerin farklı devletleri diye ayırsan. Hani 10 devletten 8'i bir noktada yozlaşmış, kendi peşine düşmüş, kendi kuyruğunu kovalamaya başlamış yani.
Yani de, çünkü yozlaşmaya çok müsait bir sistem. Çünkü çok fazla asimetrik bir güç toplanıyor orada. Yani sen bir yandan sağlığa bakansın, bir yandan ekonomiye bakansın, bir yandan şeye bakansın, bir yandan da şiddeti sen eline almışsın, bir yandan da milletin ayaklarını denetliyorsun falan. Yani çok fazla oraya şey toplanmış. Orada nasıl bir yozlaşma çıkması? Ben anladım. Yani çok çok zor. Yapabilen ülkeler 4 tane falan olduğu için anlatıyoruz zaten. Ha, Finlandiya, abi, Yeni Zelanda falan bir şey. Evet Yani abi. bir şey yani. Acayip burası. Evet abi. Bu programı Devlet Bahçeli'nin Suudi Arabistan'ın bir robota Suudi Arabistan'ın bir robota vatandaşlık vermesine sinirlendiği üzerine söylediği şu lafla bitirmek istiyorum. Suudi Arabistan bir Hollywood yıldızına benzetilen robota dünyada ilk kez vatandaşlık vererek ne yapmak istemektedir? Nasıl bir hüsran, husumet, kutsal topraklarda hakimiyet kurmuştur? Demiştir. Evet, gerçekten de bir robota vatandaşlık vererek Suudi Arabistan ne yapmak istemektedir? diyorum ve Evet. toparlıyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Muhabbetiniz her zamanki gibi çok güzeldi. Sizleri seviyoruz, öpüyoruz. Biz geçen haftanın bölümü birazdan açık olacak. yarın ben de sizlerle tekrardan bir yayınımızda görüşüyor oluyoruz efendim. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Hepinizi öpüyoruz. Zenginlerin vergilendirilmesinden rahatsız olanlar hariç, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, iyi geceler. Hadi bay bay.